Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, TV'mizin çok değerli izleyicileri, sözlerimin başında yine hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ve de dua ediyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri hepimizi lütfunda, merhametinde daim kılsın elimizden tutsun ve bırakmasın. Bizi yüce zatından başkasına muhtaç etmesin. Alemi İslam'a iyilikler ve güzellikler lütfetsin. Yarınımızı bugünümüzden daha hayırlı kılsın inşallah. Değerli kardeşlerim yine sözümüzün başında tabi Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bu boynumuzun borcu Anadolu tabiriyle. Zira büyük nimetler içerisindeyiz, büyük devlet içerisindeyiz. Cenab-ı Hak Hazretlerinin ihsanları, keremi, inayeti, nimetleri sayılamayacak kadar çok. Onun için Rabbimize hem hamd ediyor hem de şükrediyoruz. Sonra Rabbim bizi İslam ve iman şerefiyle müşerref kılmış. Ona da özellikle şükrediyoruz değerli kardeşlerim. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim her şeyimiz. Ona da sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, çabalar, gayretler, dualar kendini gösterdi. Ve elhamdülillah Filistin'de ateşkes sağlandı. Rabbim artık bundan böyle ne İslam alemine ne de başka insanlara ne arzi ne semavi bela ve felaket musibet ve çile vermesin inşallah. Dünya bugünkü haliyle herkese yetecek kadar. Onun için insanlar yaşasınlar. Hele hele müminler ibadet ve taatlarıyla, Allah'a kulluklarıyla cenneti kazansınlar. Ve de Rabbimiz güzel günler nasip etsin. Bugünkü günden daha iyi günler nasip etsin de rahman tüm insanlık Allah'ın dinine gönül versin. Bütün insanlar Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olsun. Tabi bu bir temenni bir dua ve dünyada insanların yüzü yine gülsün. Öyle değil mi değerli kardeşlerim? İnsanların cehenneme gitmesi, yok olması, helak olması, dalalette olması bize ne kazandırır? Ne kadar çok insan inansa, ne kadar çok yeryüzünde Müslüman olsa, tabi bu sünnetullah belki bunun tam aksine geçen derslerimizde arz ettik. Cennet de var, cehennem de var ama bizimki bir temenni, bir dua. Alemlerin Yüce Rabbinin dediği olur alemde. Ama gönül arzu eder ki Müslümanların sayısı çok olsun. Dünyada huzur olsun, insanlar huzurla ve güvenle yaşasınlar da ahiretimizi hep beraber kazanmış olalım inşallahurrahman değerli kardeşlerim tabi şöyle inanıyorum değişik düşünenler de olabilir veya bu benim görüşlerime ilave edenler de olabilir Filistin'deki kardeşlerimiz alemi İslam adına bedel ödediler Müslümanların genel gafleti umumi dalgınlığı ben Müslümanım diyenlerin isyanları olur mu böyle bir şey Olur. Olur. Buna buna işaretler var. Oradaki kardeşlerimiz bedel ödediler ama ağır bir bedel, bedel ödediler. Cenab-ı Hak Hazretleri ecirlerini bol kılsın inşallah. Masum yavrular öldüler. O ölenler zaten masum olarak gittiler. Cennetlik olarak gittiler. Günahsız insanlar öldüler. Onlar da şehit oldular. Büyükler de şehit oldular. Onları şimdi tüm dünyayı vererek çağırmak isteseniz geri gelmezler. Çünkü çünkü onlar Cenab-ı Hak azetlerinin katında yüce makamlardalar, ali mertebelerdeler. Cennetler ve nimetler içerisindeler. İnşallah öyle ümit eder, öyle umar Rabbimizden öyle niyaz ederiz. Kalanların işi gerçekten zor. Çünkü evler yıkıldı, şehir harabe haline geldi. Ama inşallah bundan sonraki iyilikler için kapılar açılmış olsun. Hani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz fe inne ma'al usri yusran inne ma'al usri yusra diye buyururlar ya. Müfessirlerimiz bu ayeti kerimenin izahında bir zorlukla daima iki kolaylık vardır derler. Bu çile, bu keder, bu sıkıntı, oradaki kardeşlerimizin bu sıkıntıları inşallah bundan sonra alemi İslam'ın yüzünün gülmesine, müminlerin daha çok rahat etmesine, birlikteliğine ve beraberliğine ve de dünyanın daha güzel günler görmesine vesile olsun. Aslında zalim zulmünü artırdıkça Allah'ın veli kulları büyük insanlar sevinirlermiş. Efendim herkes ağlıyor siz gülüyorsunuz. O zulmüyle sonunu hazırlıyor. Onun başına gelecek büyük bela ve musib musibetin, büyük çilelerin bir an evvel başına gelmesi için o ecelini istical ediyor, acelettiriyor. İnşallah, inşallah. Yani geçen haftalarda değerli kardeşlerim, acizane arz etmeye çalıştım Kur'an-ı Kerim ayetlerinin gölgesinde. O kavim, o millet lanetlenmiş bir kavim. Geçmişleri çok özür diliyorum domuzlara ve maymunlara çevrilmiş bir kavim. Küfürleri sebebiyle yaptıkları ihanetlerle arz çalıştım siz değerli kardeşlerime. Lanetlenmiş bir kavim. Cenab-ı Hak Hazretlerinin kendilerine gazap ettiği ve de rahmetinden uzaklaştırdığı bir kavim. Onlardan da bu beklenir ama onların bu zulümleri, bu işkenceleri inşallah hani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin okuduğumuz hadisi şerifteki müjdesinin bir an evvel tahakkukuna vesile olur. İnşallah. Tabii, tabii bunun için, bunun için ümmeti Muhammed'in keyfiyet yönüyle, nasıllık ve nicelik yönüyle, gönül alemi yönüyle, ibadet ve taat yönüyle seviye kazanması lazım. Dualarla, birliktelik ve beraberlikle, dostlukla ve kardeşlikle ya rabbi diye açılan ellerle Allah'a yapılan dökülen gözyaşları ve dualarla değerli kardeşlerim ümmeti Muhammed'in o mitingler bile hakikaten bizim için çok faydalı oldu çok faydalı oldu. Birlikte beraber olduğumuzu yani Rabbim alemi İslam'a nasip etsin inşallah. Tüm alemi İslam'a hakiki kardeşliği lütfesin. Tüm dünyaya göstermiş olduk. Bir faydası daha oldu belki değerli kardeşlerim. Tüm dünya Kur'an-ı Kerim'e hak verdi. Alemlerin yüce Rabb'inin doğru olduğunu gözleriyle gördü. Nasıl masum insanları mel'unca, haince katlettiklerini bir daha gördü dünya, dünya buna bir daha şahit oldu. Lanetlenmiş bir kavim olduklarını dünya bir daha gözleriyle gördü. İsrail'in içindeki dışına çıkmış oldu. Yani tabi tabii ki haberleri hep beraber takip ettik. Sadece alem İslam'dan değil, tüm dünyadan tepkiler geldi biliyorsunuz. Ama ama e, bugünlerde çekilmeye başladılar. Alemlerin yüce Rabbi onların şerrinden özellikle alemi İslam'ı ama tüm dünyayı muhafaza buyursun diye dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bu hadiseler, Ümmeti Muhammed'in çektiği çileler ve sıkıntılar, yani uzun zamandır Ümmeti Muhammed sıkıntı içerisinde biliyorsunuz. İşte daha evvelki Kuveyt'le İran harbi, Afganistan'da ve Pakistan'da olanlar, Çeçenistan'da olanlar, Bosna Hersek'te olanlar, sonra Irak'ta olanlar, Filistin yıllardır kanayan bir yara. Son bu Filistin hadisesi. Dedim ki bugün beni izleyen, sohbetimi dinleyen değerli kardeşlerime ümitlenecekleri bir haber onlara götüreyim. Onları ümitlendireyim geleceğe ümitle bakabilmemiz, umutla gelecek günleri beklememiz için onlara güzel haberler vereyim arzu ettim. Zamanımızın müsait olduğu kadar bugün sizinle şöyle tarih öncesine, asırlar öncesine, hatta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin de öncesine İsa aleyhisselama gideceğiz. İsa aleyhisselam'ın doğuşuna, Meryem anamıza, Meryem validemize ve o Kur'an-ı Kerim'de adına sure indirilen o iffetli hanımefendiye şöyle bir tarih çerçevesi içerisinde kısaca bir bakacağız. Sonra da İsa aleyhisselam'dan biraz bahsedeceğiz. Tabii İsa aleyhisselam denilince önce anasına, o o bereketli hanıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iki hafta evvelki sohbette aktarmıştım hatırlayacaksınız. Fatıma annemizden bahsediyor. Meryem hariç Cennet kadınlarının hanımefendisidir buyuruyordu. Kur'an-ı Kerim'de met olunan hanımlardan, hanımefendilerden biri Meryem anamız. Cenab-ı Hak Hazretleri şefaatlerine nail eylesin ve cennette onları ziyaret etmeyi, onları görmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Kur'an-ı Kerim'de dediğim gibi hadisesi açıkça anlatılan ki biraz sonra kısaca temas edeceğim inşallah. Ve adına Allah'ın kelamında adına sure indirilen Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi var biliyorsunuz. Sure indirilen iffetli, şerefli, makamı ve mekanı Allah katında yüce bir hanımefendi. Hz. Hatice annemiz gibi, Ayşe annemiz gibi, Fatıma annemiz gibi cennet hanımefendilerinin en önde olanlarından, alemlerin yüce Rabbinden iltica ediyorum. Rabbimiz bizim evlatlarımıza da Meryem anamızın, Fatıma anamızın, Hatice anamızın, Ayşe anamızın iffet, haya duygularını, Allah'a kulluk neşelerini, onların ismetlerini, onların temizliklerini, onların güzelliklerini nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, Meryem validemize onun, onun o aziz hatırasına şöyle kısa bir bakalım. Biliyorsunuz resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık olarak 600, 600 yıl evvel. Yani İsa aleyhisselamın doğumuyla milat başlıyor malum. Aleyhisselatü vesselam 571 tarihinde dünyaya geldi. Yani yaklaşık olarak aleyhisselatü vesselam Efendimiz hazretlerinden 600 yıl kadar evvel. Meryem validemizin annesi Hanne. Adı Hanne. Hanne binti Fakut diyor kitaplarımız. Hanne bizde pek yaygın olmayan bir isim. Tabii o günün dilinde. İmran bin Masan'la evlidir. Yani Meryem validemizin, Meryem anamızın babası İmran'dır. Adı e, Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Ali İmran suresine de isim olmuştur. Malum. Bir gün diyor, yaşı ilerlemiş. Yaşı ilerlediği halde çocuğu olmamış bir kuş. Kitaplarımızda bunlar böyle kıssa olarak anlatılıyor. Ben de size hatıra olarak anlatıyorum bunu. Bir kuş yavrusunu doyuruyormuş gagasıyla getirdiği gıda ile. Onun o halini görünce annelik duyguları kabarır. Meryem validemizin annesi Hanne hanımın öyle diyeyim. Ya Rabbi bana da bir evlat ver Allah'ım benim de bir çocuğum olsun eğer bana bir evlat verirsen onu Beytil Mahdis'e adayacağım oraya vakfedeceğim Ya Rabbi. O dönemlerde böyle bir adet vardı. Yavruyu Beytil Makdis'e, Mescid-i Aksa'ya adarlar. Buluğa erinceye kadar o çocuk oranın temizliğine bakar, hizmetinde olur. Oraya gelip giden insanlara, müminlere, inananlara hizmet eder Beytül Makdis'te. Ve de bu erince arzu ederse oradaki hizmette kalır, dilerse oradan ayrılır, kendine ayrı bir hayat tarzı çizer. Hanne annemiz öyle diyeyim, Meryem anamızın annesi bizim de annemiz. Ya Rabbi bana bir evlat verirsen onu Beytül Maktis'e adayacağım. Bana bir erkek evlat ver. Cenab-ı Hak Hazretleri duasını kabul ediyor ve validemiz hamile kalıyor, özür diliyor. Kocasına diyor ki ben bu yavruyu Beytül Makdis'e adadım. Kocası diyor ki niye böyle bir şeyi erkenden yaptın? Ya hadi kız olursa? Tabii kız çocukları fazla mescide adanmıyor. Eğer orada kalacak olurlarsa belirli günlerinde efendim mescide giremeyecekler falan, daha çok erkek çocuklar tercih ediliyor. Ama bir defa olmuştur. Ben bu sözü verdim. Hakikaten daha Meryem annemiz dünyaya gelmeden babası vefat ediyor. Burayı okurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklıma geldi. Onu da onu da Cenab-ı Hak Hazretleri daha anne karnındayken yetim bırakmıştı biliyorsunuz. Babası aleyhissalatü vesselamın dünyaya gelmeden vefat etmişti. Kim bilir hani kimi büyüklerimiz anne ve babasını erken alıyor ki üzerinde fazla anne ve baba hakkı olmasın. Sebeplerden biri belki de budur diyor. Allahu alem diyerek söylüyoruz tabi. Babası vefat ediyor. Anne onu dünyaya getiriyor. Yavruyu daha ilk günlerinde sarıyor, sarmalıyor, kundağını yapıyor. Beytül Makdis'e getiriyor ve oradaki büyük insanlara, ileri gelen insanlara ki Zekeriya aleyhisselam da onların arasındadır. Allah'ın peygamberi Zekeriya aleyhisselam. Onlara diyor ki ben bu yavruyu Allah için bu mescidin, bu, bu Beytül Makdis'in efendim hizmetine adıyorum, vakfediyorum. Size veriyorum. Ne yaparsanız yapın, adak olarak size veriyorum. Artık yavru size emanet. Nasıl isterseniz öyle davranabilirsiniz. Bakıyorlar ki nur gibi bir yavru, bir kız çocuğu. Herkes tabii geldiği sülale Peygamber sülalesi kıymetli bir sülale bereketli bir sülale. Herkes Meryem anamızı, Meryem validemizi elinin altına almak koruyuculuğunu üstlenmek istiyor. Benim olsun bu yavru, benim olsun, ben onun hizmetini göreyim. Zekeriya aleyhisselam diyor ki, Zekeriya aleyhisselam da onun teyzesinin kocası oluyor. Meryem annemizin, Meryem validemizin teyzesinin kocası. Zekeriya aleyhisselam diyor ki, evet diyor hepiniz bu hizmete hazırsınız görüyorum ama ben çok layığım çünkü benim eşim onun teyzesidir. Teyze anne yarısıdır. Anne yerindedir. Öyle olunca ben daha layık, layıkım bu işe. Ama aralarında ihtilaf olunca diyorlar ki o zaman Kendimizi imtihan edelim. Nasıl yapacağız? Tevrat'ı yazdıkları kamış kalemler varmış. O zamanın dünyasında demek ki böyle bir şey, bir şey adet. Geliyorlar e, nehrin kenarına. Kamış kalemlerini suya atıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret var. Ayet-i Kerime'nin metnini tam hatırlayamadım. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَخْلَامَهُمْ Eyyuhum Meryem. Evet. Hangisi Meryem'e kefil olacak? E, kalemlerini denize suya atarlarken sen onların yanında değildin Muhammed'im diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Hepsi kalemlerini, kamış kalemlerini suya attılar. Tamamının kalemi diyor suyun dibine çöktü. Zekeriya Aleyhisselam'ın kalemi suyun yüzünde kaldı. Öyle olunca o tercih edilmiş oldu. Ve de tabii onu bir baba şefkatiyle aldı bağrına bastı Meryem anamızı efendim e, ve onu büyütmeye başladı. Onun için bir süt annesi buldu ve de onun bütün hizmetini gördü. O büyümü Meryem halidemiz büyümeye başladı böyle pırıl pırıl nur topu nur parçası bir yavrucağız. Biraz büyüyünce hani mescide de e, efendim mescide aksaya da adanmış oldu ya vakfedilmiş oldu ya sanki adanmış olmak demek daha uygun bir tabir olur tahmin ediyorum. Zekeriya aleyhisselam ona küçük bir hücre yaptırdı. Biraz yukarıdan girilen bir de kapı yaptırdı. Meryem anamız orada ibadet ve taatla meşgul. Yapabildiği kadar mescidin hizmetini görüyor, temizliğini görüyor ve de bütün vaktini Allah'a ibadete adamış. Zekeriya aleyhisselam zaman 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 yanına giriyor. Tabii yiyeceğini getiriyor, içeceğini getiriyor. Bakıyor ki yanında yaz ayında kış meyveleri, kış ayında yaz meyveleri ve de dışarıdan bir başkasının girmiş olması mümkün değil. Yasak. Zekeriya Aleyhisselam başka kimseyi onun yanına koymuyor. O Allah'a ibadetle meşgul. Zekeriya Aleyhisselam da bir peygamber olarak ona hizmet ediyor sanki. Şaşırıyor. ''Ya Meryem bu meyveler nereden sana?'' Ali İmran Suresi, Esselamu Aleyhi Vellah. ''Kullama dekhala aleyha zekariyel mihrabe veceda indaha rizqa. ''Kale ya Meryem uanna leki hadha'' ''Kalet huve min indillah'' Her defasında yanına girdiği zaman meyveler buluyordu, değişik meyveler buluyor. Ve de diyordu ki ona ''Ya Meryem uanna leki hadha'' ''Nereden geliyor bunlar?'' Ya Meryem sana?'' ''Kalet huve min indillah'' O Allah'ın bana lütfudur. Allah'ın katından. Rabbim gönderiyor onları bana. اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ Allah dilediğini hesapsız rızkla rızıklandırır. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfediyor. Daha küçük yaştan. Daha küçük yaştan. Efendim, e, bazı rivayetlere göre 13, bazı rivayetlere göre 15 veya 20, işte o yaşlar artık. Rivayetler böyle muhtelif olabiliyor. O yaşlara geldiği zaman Meryem Validemiz Cenab-ı Hak Hazretleri aslında uzun bir hikaye ama ben biraz böyle muhtasar tutmaya, kısa tutmaya çalışacağım değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor kendisine. Git ona bir evlat nefhet. Meryem Validemiz hücresinde Allah'a ibadetle meşgul genç, pırıl pırıl nur gibi bir delikanlı olarak Cebrail aleyhisselam kendisine görünüyor. Ama o iffet timsali olan Meryem annemiz fevkalade ürperiyor ve korkuyor. Ne işin var senin burada demek istiyor. Cebrail aleyhisselam korkma. Ben sana bir Allah'ın lütfu olan evladı nefretmek üzere geldim. Anna yekunu li veledun ve lem yemsesni beşer. Bana bana hiçbir insan el değmedi ki. Nereden benim çocuğum olsun? Allah'ın dilediğidir. Allah'ın muradı budur diyor Cebrail Aleyhisselam. Cenab-ı Hak Hazretleri cenab Hak Hazretleri böyle istiyor. Allah bunu murad ediyor. Allah istiyor bunu. Tefsirlerimiz diyor ki değerli kardeşlerim, Cebrail aleyhisselam o namusu ekber, vahiy emini Meryem Validemizin yakasından üfledi ve de İsa Aleyhisselam anne karnına düşmüş oldu. Anne karnında istikrar buldu. Yani yavrunun ilk oluşumu anne karnında Meryem Validemizin karnında Cebrail Aleyhisselam'ın böyle nefhiyle böyle üflemesiyle oldu. Tabi tabi Meryem annemiz fevkalade bir sıkıntıya düştüler. Düşünebiliyor musunuz? Adı Kur'an'a, Kur'an suresine isim olmuş iffet timsali, cennet hanımefendilerinin Allah'ın Kur'an'ı keriminde insanlığa örnek olarak iffetiyle, her şeyiyle, ibadetiyle, her şeyiyle insanlığa örnek kıldığı bir hanımefendi, evlenmeden, kocası olmadan çocuk dünyaya getirecek. Sıkıntıyı tahmin edin artık. Siz düşünün ne kadar Meryem annemiz çile çekmiştir, sıkıntı duymuştur. Tabii önce odasında olduğu için kimse görmüyor. Ama zamanla halinde değişiklikler oluyor. Kendisiyle beraber mescide hizmet eden bir erkek kardeşi yani onunla beraber hizmet eden bir başka erkek vardır. Onun halindeki bu değişikliği görüyor ve soruyor. E diyor bu bana Allah'ın lütfu, Allah'dan oldu bu. Ben diyor senin halini biliyorum. Senin iffetini, senin namusunu ben biliyorum. Ne kadar titiz ve dikkatli olduğunu biliyorum. Bu Allah'dandır. Öyle olunca sen dışarıya çıkma. Mescidi Aksa'nın, Beytül Makdis'in hizmeti için. Ben diyor senin görevini göreceğim ama tabi aradan zaman geçince artık İsa Aleyhisselam'ın e, İsa Aleyhisselam'ın dünyayı teşrifi, doğumu yaklaştıkça Meryem annemiz daha çok titizlik, daha çok efendim sıkıntı görmeye başlıyor. Ve Mescid-i Aksa'nın doğu tarafına, doğu tarafına doğru bir yere bir kenara çekiliyor böyle. Meryem suresine müracaat edin. Sureyi Meryem'in Allah alem 16. ayetten itibaren olacak. Bir bakın değerli kardeşlerim. 16. ayetten itibaren ne olur? Tefsirlere bir bakın, okuyun. Oradaki o Cebrail aleyhisselam olan mükalemeler. Cenab-ı Hak hazretlerinin Meryem annemizi tezkiye edişi, ondan bahsedişi, onun iffetini, onun temizliğini anlatışı ve ona nasıl lütuflarda bulunduğunu Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle tefsirlere bakın. Ben kısaca arz etmiş oluyorum. Şöyle bir tarihi hadise olarak değerli kardeşlerim. Nihayet nihayet İsa Aleyhisselam'ın dünyayı teşrifi gerçekleşiyor. Kudüs-ü Şerife yakın bir yerde. Cenab-ı Hak Hazretleri Mescid-i Aksa'yı ziyaret için gittiğimiz zaman gidip görmüştük. Oraya şimdi bir kilise yapılmış, büyükçe bir kilise. Betül Lahim denilen bir küçük yerleşim birimi ve de İnşallah yanlış değildir. İsa Aleyhisselam'ın dünyayı teşrif ettiği Meryem anamızın İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirdiği mağara hala aynen muhafaza ediliyor ve korunuluyor. Etrafında maalesef bir kilise var tabi. Hristiyanlar oraya büyük titizlik gösteriyorlar ve de güya sahip çıkıyorlar. Getirdiğine değil de bugünkü hallerine kendilerine göre olan dinlerine sahip çıkıyorlar güya. Orayı da gördük, ziyaret ettik. O mağarayı gördük. Oralara mumlar yakmışlar işte diğer kiliselerde olduğu gibi filan. Maalesef işin sadece suret yönündeler. Ya Rabbi ben bu çocuğu bu insanlara nasıl anlatacağım? Ne diyeceğim bu insanlara? Zaten son zamanlarda Meryem anamızın halinde değişiklikler olduğu için... Tabiatı özür diliyorum. Özür diliyorum. Tabiatı bozuk insanlar hemen işte bunda bir değişiklik var. Biz bunun halinden şüphe ediyoruz. Şöyledir, böyledir konuşmaya başladılar ve de maalesef Allah korusun çirkin şeyler söylenilmeye başlanıldı. Zekeriya Aleyhisselam itamlar e, ithamlar altında kaldı. Onu öldürmek istediler ve nihayet sonunda da öldürdüler biliyorsunuz. Yani Zekeriya Aleyhisselam da çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Nihayet bir gün yavrusunu kundağına sardı, sarmaladı ve kucağında toplumun içerisinde insanların içerisine geldi. Münafıklar, o günün münafıkları, basit insanlar. Bu münafıklar değerli kardeşlerim, gerçekten basit insanlar. Basit insanlar. Allah bizi öyle kötü bir durumdan muhafaza buyursun ve de Onların şerrinden bütün insanlığı muhafaza eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz innel munafikin fi darkil esfel minen nar. Münafıklar cehennemde e, derkil esfel yani cehennemin en alt tabakasında olacaklardır diye haber verir. Kafirlerden de müşriklerden de daha aşağıda yanacaklar. Neden? Çünkü insanlık haline, insanlık onuruna hiç yakışmayan bir haldeler. Hiç yakışmayan bir haldeler. Cenab-ı Hak Hazretleri Meryem annemize dedi ki sen konuşma. Konuşma. De ki ben o zaman böyle bir adet vardı. Zekeriya Aleyhisselam'ın çocuğunda da aynı şey olmuştu. Ben Allahu Zülcelal Hazretlerine konuşmama orucu adadım de. Sen hiç konuşma. Getirdi. Hemen dediler ki gördünüz mü? İşte bizim dediğimiz oldu. Hani bunun yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Ey Meryem senin annen kötü bir kadın değil, baban baban çirkin bir insan değil. Sen ne yaptın böyle? Çok iş çok çirkin, çok basit bir, çok adi bir iş yaptın falan. Kendisini böyle ağır dillerle itham ediyorlar. Ağır ağır şeyler söylüyorlar. Tabii düşünebiliyor musunuz Meryem annemiz ne kadar sıkıntılı? Koydu İsa Aleyhisselam'ı ortaya. Ben dedi konuşmuyorum. Fe işaret iley. Bana işaret etti. Dediler ki: "Kalu keyfe O dediler bir kundak çocuk bebek biz onunla nasıl konuşalım? Nasıl konuşalım? Yani Meryem annemiz ona işaret ediyordu. Soracaksanız ona sorun. Alacaksanız haberi ondan alın. Ta iley. Biz biz dediler bir bebekle nasıl konuşalım? Oradan İsa aleyhisselam kendisi kendisi dile geldi değerli kardeşlerim. Kale Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim evet. Kale inni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum dedi. Dondular kaldılar. Şaşırdılar, perişan oldular, yerlere düştüler. Kale inni Abdullah, atani el kitabe ve cealeni nebiye. Ve cealeni mübareken eynema kuntu ve usani bis salati ve zekati ma dumtu haya. Ve barran bi valideti ve lem yecalni cebbaran. Şaçiye ve selamü 'aleyküm yoluma öldü ve yoluma ömür ve Bu kadar, bu kadar konuşmuş oldu İsa Aleyhisselam. Dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Kıyamete kadar. Bakın ne kadar ince bir işaret. Ne kadar enteresan, ne kadar enteresan bir işaret. İleri de gelecekler. de haşa Allah'ın oğlu diyecekler. İşte Teslis'ten birini biri olarak kabul edecekler filan. Bütün bunları peşinle İsa aleyhisselam daha ilk günlerinde kainata ilan ediyor. Ben Allah'ın kuluyum diyor. Ve cealenim ateni'l kitabe bana kitap verecek. Bana kitap verdi. Ve cealenin nebi ya beni peygamber kıldı. İsa Aleyhisselam rivayetlere göre 30 yaşında peygamber oldu. Sonra 33 yaşında da 3 sene sonra da biraz sonra anlatmaya çalışacağım inşallah başına gelenler geldi. Ve cealeni mübareken eynemâ kuntu. Nerede olursam olayım Rabbim beni mübarek kıldı, bereketli kıldı. Gittiğim her yere Bereket götürür halde Rabbim bana lütufta bulundu. Ve usani ve usani bis salati ve zekati ma hayya. Yaşadığım müddetle, hayatta olduğu müddetle bana namazı ve zekatı emretti. Değerli kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri ne kadar bütün dinlerin adı İslam dinidir. Ve İslam'ın beş şartı olarak bizim saydığımız ibadetler bütün dinlerde vardır ama konumları değişiktir. Yani yapılış şekilleri değişiktir. Belki namaz başka kılınıyor. Biraz evvel söyledim bir başka dinde başka şekilde oruç var ama oruç var. Hac başka türlü olabilir, zekat başka türlü verilebilir ama zekat var, hac var. Yani dinlerin dinlerin asılları, esasları aynı ve bütün dinler, peygamberlerin getirdikleri bütün dinlerde esas, ana, ana efendim direkt Tevhid inancıdır. Bir olan Allah'a imandır. Ve bana zekat ve e, namazı tavsiye etti, emretti Rabbim. Ve ben bi valideti anama, anacığıma, anneme de saygılı bir evlat kıldı beni. Ve lem yecalni cebbaran şakiyya. Beni ne şakî ne cebbar ne zalim ne ahlaksız bir kişi olarak yaratmadı Rabbim. Veselamu aleyye yawma velidtu ve yawma amutu ve yawm ayyam. Öldüğüm, yaşadığım, doğduğum ve öldüğüm ve de tekrar dirildiğim günde Allah'ın selamı benim selameti benim üzerimedir dedi. Der ki kitaplarımız değerli kardeşlerim. İsa aleyhisselam öyle kundakta konuştu. Artık bir daha normal konuşma çağına gelinceye kadar konuşmadı. Yani o öyle mucizevi bir hal olarak öyle söyleyeyim. Cenabı Hak Hazretlerinin onun ilerideki haline bir delil olarak Rabbimizin lütfu olarak Meryem anamızın iffet ve ismetinin temizliğinin ispatı olarak Rabbimizin lütfu olarak kaldı. Ve de biliyorsunuz babasız olarak İsa Aleyhisselam dünyaya geldi. Adem Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak Hazretleri nasıl yaratmıştı? Daha önceden böyle muhavereler var. Yani o yanında hani beraber hizmet eden delikanlıya benim bir evladım oldu. Olacak bir çocuğum olacak falan nasıl olur böyle bir şey? Cenab-ı Hak Hazretleri ilk insan Adem'i nasıl yarattı? inanmıyor musun? E babasız çocuk olur mu deyince Adem Aleyhisselam'ı nasıl yarattı? İlk buğday topraktan sanki hani sonraki buğdaylar topraktan evet tohumla meydana geldi ama ilk buğday nasıl topraktan meydana geldi? İlk ağaç nasıl yeşerdi? Tohum yokken, fide yokken, çelik yokken. Yani bunun gibi böyle güzel misaller veriyor. Dediğim gibi sözü fazla uzatmış olmayayım diye ben biraz muhtasar kitaplara, iyi tefsirlere arzu eden kardeşler müracaat edebilirler. Ve İsa Aleyhisselam 30 yaşlarına geldi. Çok Fukalade bir zühd hayatı yaşamış İsa aleyhisselam. Mesela hiç evi olmamış değerli kardeşler. Yerine göre ağaç kovuklarında, yerine göre mağaralarda bulduğunu yemiş, bulduğunu giymiş. Fukalade bir zühd hayatı içerisinde dünyaya hiç itibar etmeden, dünyaya hiç değer vermeden yaşamış. Ama nur gibi bir insan, pırıl pırıl bir insan. İnşallah biraz sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini nasıl tarif ettiğini hadis-i şeriflerden beraberce göreceğiz. 30 yaşlarına geldiği zaman peygamberlik verilmiş. Ve Peygamberliğin Ali Aleyhisselam'ın ilk döneminde olduğu gibi o da öyle gizlice yaymaya çalışıyor. 33 yaşlarına geldiği zaman yanında havarileri var. Değerli kardeşlerim, inşallah yanlış anlaşılmaz benim bu söylediğim. Bir bir reklam falan değil. Biliyorsunuz bir zamanlar daha çok seyrediliyordu. Ashab-ı Kehf diye bir film. Tahmin ediyorum İranların çevirdiği bir film ama e, dublajı da çok güzel yapılmış doğrusu e, yani seslendirilmesi de çok hoş olmuş mutlaka seyretmenizi tavsiye ediyorum ben tahmin ediyorum 3-4 defa seyrettim onu baştan sona hatta şöyle bir latife arz edeyim İlk defa seyrettiğimde toplamı 16 saat falan sürüyor İki gece 8 er saatten e, bir çırpıda da seyredeyim arzu ettim kardeşimden bantlarını emanet aldım bir arkadaşımdan ve iki gecede tamamını seyrettim ama doyamadım ondan sonra kaç defa böyle aralıklı olarak seyrettim sizlerin de eğer seyretmemişseniz mutlaka seyretmenizi tavsiye ediyorum o asabı keh filmini aynı ekip Meryem anamızı da biliyorsunuz çevirdiler o da çok güzel bir film asabı kehfili içerisinde çok enteresan çok güzel misaller, e, mesajlar var. O, o müminlerin, o e, ashab-ı e, kiram efendilerimizin çektikleri çileler gibi o ilk İsa Aleyhisselam'a inananların ne kadar sıkıntılar çektiklerini filmde güzel canlandırmışlar. ashab keyfin de insanlığa verdiği ayrı bir mesaj var biliyorsunuz. Seyretmenizi tavsiye ediyorum değerli kardeşlerim. İnşallah seyrederseniz ve de şimdiye kadar seyretmemiş olanlar benim haklı olduğumu görecekler. Tabi Yahudiler onların da etrafını sarmışlar. Onlar için de dert, onlar için de bela, onlar için de çile. İsa Aleyhisselam için de ciddi sıkıntı. Onlardan fevkalade sıkıntı görmeye başlamış. Ve nihayet öldürmeye kıyam ediyorlar. Kısaca arz ediyorum. Asıl konuma geçeceğim çünkü değerli kardeşlerim. Evini bulundukları yeri havarileriyle beraber, yani havariler ona inananlar, onun sevenleri, onun ashabı diyebiliriz İsa Aleyhisselam'ın. 12 kişidirler. Tefsirlerimizde mesela Elma, Elmallah Hamdi Efendi'ye bakacak olursanız orada isimleri bile yazılı değerli kardeşlerim. Bugünkü İncil'ler bunlardan bazılarının bize aktardığı, şeylerdir efendim onların kitaplarıdır diyeyim çünkü maalesef onların yazdıkları sonradan İncil haline getirilmiş keyiflerine göre birçok şeyleri sokmuş koymuşlar içeri kitabın içerisine ve bugün biz e, İncil'in İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil'in aslını net olarak biliyorsunuz bulamıyoruz bilemiyoruz ve e, Allah korusun çok ciddi yanlışlıklar da onun için oluyor muharref tahrif olunmuş ve bozulmuş bir İncil ve bozulmuş bir Tevrat var elimizde. Cenab-ı Hak hazretleri e, hadiseye Kur'an-ı Kerim'de işaret ediyor. İşaret ediyor. Onu e, İsa Aleyhisselam'ı... öldürmeye kıyam ettiler. İçlerinden birisi ihanet etti İsa aleyhisselama rivayetlere göre ve de onun nerede olduğunu haber verdi. Dedi ki biz ben sizi İsa'ya götüreyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Cenab-ı Hak Hazretleri bu arada İsa Aleyhisselam'ı bulunduğu yerden yan tarafa çekti ve tefsirlerimizin rivayetlerine göre o geçtiği odanın üzerindeki yukarıdaki bir pencereden İsa Aleyhisselam'ı semaya yükseltti alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız. O ispiyon eden, münafıklık eden İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu yeri haber veren kişiyi Cenab-ı Hak Hazretleri İsa Aleyhisselam'ın suretine çevirdi. Ve de onlar onu yakaladılar. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَابُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Kur'an-ı Kerim'de değişik surelerde, Nisa suresinde, Meryem suresinde bu hadiseler anlatılıyor. Ali İmran'da da var değerli kardeşlerim. Tabi konuyla ilgili olarak müstakil kitaplar var. Efendim e, makaleler var, yazılar var, kitaplarımızda bölümler halinde izahlar var. Arzu eden kardeşler müracaat edebilirler. Benim ana konum o değil. Şöyle kısaca kısaca size arz etmiş oluyorum. Efendim İsa aleyhisselam göğe çekilince o adam o adam İsa aleyhisselamın yerine katledilir. Onun için derler ki Hristiyanlar o günün Yahudileri İsa aleyhisselam'ı güya çarmıha gererek katlettiler. Halbuki kat'iyetle ama kat'iyetle biz bunu Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz, Resulullah'ın hadislerinden öğreniyoruz, İsa aleyhisselamı öldüremediler. Öldürülen İsa aleyhisselam değildi. Elmalı Hamdi Efendi olmak üzere diğer bütün müfessirlerimiz veya birçok tefsirimizde bir e, bu konunun izahı var ama tam bir ittifakta yok. Kimileri diyor ki, kimi alimlerimiz diyor ki o İsa Aleyhisselam'ın evinde olduğu yani hangi evde olduğunu Yahudilere haber veren kişi İsa Aleyhisselam'ın suretine çevrildi. Cenab-ı Hak Hazretleri tarafından onu İsa Aleyhisselam zannederek öldürdüler. Bu arada onların geldiğini duyunca İsa Aleyhisselam havarilerine dedi ki kim benim yerime geçer, kim benim yerime öldürülmeyi kabul eder, benim benim halimi, tavrımı kabul eder ki cennette ben ona şefaat edeyim, Cenab-ı Hak kendisine ikramlarda bulunsun. Oradaki fedakar inanmışlardan bir tanesi bu işi kabul etti. Cenab-ı Hak Hazretleri onu İsa Aleyhisselam'ın suretine çevirdi ve de o da öldürülmüş olabilir deniliyor. Bu hadisenin her ikisinin olması da mümkündür. Allahu alem diyerek söylüyoruz. Tefsirlerimizde madem ki bu izahlar var ve veya buna benzer izahlar var. Tam onlar üzerine gelirken İsa aleyhisselam tedbir olarak böyle bir şeyi istemiş olabilir. İstemiştir. O zat hakikaten İsa Aleyhisselam'a fedakarlığından dolayı mükafatını görmek üzere efendim teslimiyetinin, samimiyetinin fedakarlığının karşılığını görmek üzere Cenab-ı Hak Hazretleri onu İsa Aleyhisselam'ın haline tahvil etmiştir. Ama öbürü de Cenab-ı Hak Hazretleri tarafından İsa Aleyhisselam'ın haline çevrilerek asıl öldürülen o olmuş da olabilir. Yani burada tam net bir hadise tabii uzun zaman 2000 küsür yıl evvel 2009 seneden 33 seneyi çıkaracaksınız değil mi değerli kardeşlerim? Artık hesabını siz yapın. Ve öylece o kadar zaman evvel olmuş bir hadise. Değişik rivayetler var hakkında. Ama İsa Aleyhisselam göğe çekilir, semaya çekilir. İsa Aleyhisselam'ın semaya çekildiğine dair Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime var değerli kardeşlerim. Ve de ve de ربي مز بالله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Onu ne öldürebildiler ne de idam edemediler, çarmıha gelemediler. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Onlara benzetildi. Bir başkası ona benzetildi. Bakın ayeti kerimede burası açıkça. Nisa suresi 156, 157, 158. ayetler bunlar değerli kardeşlerim. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Onlara benzetildi. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ لَف۪ي شَكِّمْ Onların üzerinde ihtilaf ettikleri şey onların onların düştükleri açık bir şüphedir. Onlar onlar bunu bilmiyorlar. Malehum malehum bihimin min ilmin illa zan. Onların bu konuda kat'i bilgileri yok diyor Cenab-ı Hak Hazretler. Ancak zannın peşine düşüyorlar. Tahmini konuşuyorlar. Zanla zanla hüküm veriyorlar. Ve ma yakina onu gerçekten asla öldüremediler. Berrafaahu Allahu iley. Allah onu kendi katına yüceltti. Ve Allahu allâhu azîzen hakîmâ. Allahu Zülcelal Hazretleri azizdir, hakimdir. İsa aleyhisselam semaya yükseltildi. Yaşı 33, daha genç. Acaba Cenab-ı Hak Hazretleri ruhunu kabzetti de mi semaya çekti? Yoksa canlı haliyle, o haliyle mi semaya Rabbimiz onu yükseltti? Bu konuda birazcık ihtilaf var. Ekseriyet, Bilhassa tasavvuf erbabı İsa Aleyhisselam'ın canlı olarak semaya yükseltildiğine inanılıyor. İnanıyor. Biz bu konuyu babamla defaatle konuştuk. Babamın hocalarından, büyüklerinden de hep böyle dinledik. Aciz yani bizim inancımız bugün Cenab-ı Hak Hazretlerinin lütfuyla İsa Aleyhisselam ikinci kat semada canlıdır, diridir. Ya hocam nasıl yaşıyor acaba? <laughs> Allahu Zülcelal Hazretlerine hangi zorluk var ki değerli kardeşlerim? Hangi zorluk var ki? Ashabı kef'in filmini seyredin dedim. Hikayesini de Kur'an-ı Kerim'den okun, okuyun Kehf suresinden. 309 sene uyutuldular da ne yediler ne içtiler? İnsan 309 sene uyuyabilir mi? Veyahut da 309 sene uykuda yaşayabilir mi? Diğer taraftan Üzeyir Aleyhisselam'ın haline 100 sene bakın Kur'an-ı Kerim'de hep bunlarla ilgili ayeti kerimeler var. Yani Allah isterse ne olmaz ki alemde? Ve de ruhlar aleminde neler cereyan ediyor? Neler cereyan ediyor? Babasız alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız her şeyi bir sebebe bağlamış. Ama Yerine göre sebepleri de perde gerisini itiyor ki Rabbimiz bazen kullarım benim kudretimi görünsün, görsünler diye. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından, alemin oluşundan, efendim İsa Aleyhisselam'ın babası olarak dünyaya gelişinden başlayın. Konuyu devam ettirin değerli kardeşlerim. Ashab-ı Kehf, Üzeyr Aleyhisselam ve diğer Rabbimizin delilleri. Şair öyle söylüyor. Ve fi kulli şeyin vahidu. Her şeyde, etrafımızdaki her şeyde çok açık net deliller var ki o Allah vardır ve de birdir. Yani gözle görülmeyen özür diliyorum bir çekirdekten bir tohumdan bir nutfeden peygamberler, Yavuzlar, Fatihler, Kanuniler, imam ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, Mevlana'lar ve büyük insanlar yaratan Allahu Zülcelal Hazretleri için hangi şeyin zorluğu vardır ki değerli kardeşler? Etrafımızda bir bakalım bir şeyi istediği zaman Cenab-ı Hak Hazretleri اِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُولَ لَهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا bir şeyi murad etti mi, takdir etti mi? Ol diyor ve oluyor. Çünkü yarattan yoktan yaratma, yoktan var etme, efendim yaratıcılık onun, onun yani bir şeyden halk, bir şeyden efendim var, var etme, sonra Cenab-ı Hak Hazretleri bir de yoktan var ediyor. Yoktan var ediyor. Değerli kardeşlerim, alemlerin Yüce Rabbinin arzusuyla, muradıyla, isteğiyle İsa Aleyhisselam semada böyle canlı kalabilir, canlı olabilir. Biz öyle inanıyoruz. Mesela ben babamın sohbetlerinde defaatla duymuşumdur. Muhyiddin Arabi Hazretleri. İsa Aleyhisselam'la istersem semaya e, yükselir, öyle görüşürüm. Dilersem Dilersem kendisini dünyaya davet ederim, yeryüzünde kendisiyle görüşürüm diye ifadeleri varmış Hazretin. Bunlar alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımızın lütfuyla keremiyle olan şeylerdir. Rabbim, Rabbim bize en doğruya inanmayı nasip etsin inşallah. Evet, İsa Aleyhisselam semadadır. Bugün canlı mı değil mi? O kadar da bir anlam ifade etmiyor. Biz semada hay, diri olduğuna, canlı olduğuna inanıyoruz. Kaldı ki bütün müfessirlerimizin hemen hemen söyledikleri gibi bütün ehli tahkikin söyledikleri gibi zaten bütün peygamberler kabirlerinde diridirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şimdi kabrinde diri. Elmalı hamde de aynı şeye işaret ediyorlar. O kezalikel enbiya. Bütün peygamberler kabirlerinde diridirler. Manevi bir hayatla ruhani bir dirilikle ama diğer insanlardan farklı olarak diridirler. Canlıdırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla ilgili hadis-i şerifler var. Ben bir başka salatü selam vesilesiyle size aktarmıştım bunu. Değerli kardeşlerim zaman ilerliyor. Biz İsa aleyhisselama gelelim. İsa aleyhisselam asıl bizi ilgilendiren. Bugün sizlere sohbetimde vaat ettiğim ve de müjde olarak vereceğim yönüm bir gün İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek. Bir gün yeryüzüne inecek. Bütün hadis kitaplarımızda hemen hemen bu konuyla ilgili çok sağlam haberler ve hadisi şerifler var. Et tasrih bima tevatera fi nuzulil mesih diye Üstad eser yazmış. Abdülfettah Ebu de hocamız da onu tahkik etmiş. Allah hepsinin kabirlerini cennet etsin. 100 hatırımda kaldığı kadarıyla 103 veya 104 tane hadis-i şerifi orada Hazret almış. Ben hem o kitaba baktım hem değişik kitaplara baktım. Size gelirken, sohbetime gelirken hazırlandım değerli kardeşlerim. Ve Buhari ve Müslim'in de ittifak ettikleri bazı hadis-i şerifleri size aktaracağım. İsa aleyhisselam alemlerin Rabbinin lütfu olarak bir gün önce şöyle bir ön bilgi vereyim. Belki bu konuda bilgisi az olan veya belki de ilk defa duyan bazı kardeşlerim vardır olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şerifleri biraz sonra okuyacağım. İsa aleyhisselamın yeryüzüne ineceğini çok açık ve net ifadelerle bize duyuruyorlar. İsa aleyhisselam dünyanın fitne ve fesatla dolduğu ama kıyametin de yaklaştığı bir zamanda yeryüzüne inecek semadan. Biraz sonra hadis-i şerifte nereye nasıl ineceğini de Resulullah'tan aktarmaya çalışacağız. Ve dünyayı tekrar İslam hakimiyetiyle asr-ı saadet gibi güzel bir dünyaya çevirecek. Öyle güçlü inecek ki diyor kitaplarımız. Cenab-ı Hak azetler ona öyle güç verecek ki bütün insanlık mecburen İslam'ı kabul edecek. İslam bütün gönüllere hakim olacak. Ve de Allah'ın dininden başka bir din, İslam'dan başka bir din yeryüzünde kalmayacak. Ya inanacak insanlar ya da helaki kendileri tercih etmiş olacaklar. İsa Aleyhisselam yeryüzüne indiği zaman o kadar güçlü olacakmış ki değerli kardeşlerim. Konuyla ilgili kütüb sitede Sitte'de sağlam hadis kaynaklarımızda hadisi şerifler var. Yani öyle e, kılıncı çekecek, bombalar patlayacak, uçaklar kalkacak, işte tanklar yok yok öyle değil. Nefesiyle diyor kafirleri, küffarı Allah'ın dinine gelmeyenleri kahredecek ve de nefesi gözünün bakışının ulaştığı yere kadar uzanacak veya yetişecek. Üflediği zaman kafirleri helak edecek, yok edecek, kahredecek. Cenab-ı Hak Hazretleri kendisine böyle de bir güç verecek. Fakat ondan evvel ileride bahsedeceğim teccalin zuhuru var. Bir teccal çıkacak. Yeryüzünü fitne ve fesada boğacak. Çok ciddi kötülükler yapacak. İnanan insanlara ciddi zulümler ve işkenceler tatbik edecek. Onun şerrinden insanlığı kurtarmak için kıyametten önce Cenab-ı Hak Hazretleri bu ümmeti bu ümmeti İsa aleyhisselamla ve onun yardımcısı olan Mehdi ile inşallahurrahman biz de o günleri görürüz teyit edecek. İsa aleyhisselam mutlaka nüzul edecek. Bunda hiç kimsenin şüphesi olamaz Allah muhafaza buyursun itikadi yönden çok tehlikeli bir noktaya gelmiş olur. Bu kadarını söyleyeyim. Neden? Çünkü konuyla ilgili hadisi şerifler şimdi maalesef değişik görüşler söylemek yani keyiflere göre izahlarda bulunmak moda haline geldi. İnsanlar kendi keyiflerine dokunan şeylerde veya beğenmedikleri kendilerine, nefislerine hoş gelmeyen ruhlarına demeyeyim de nefislerine hoş gelmeyen bazı şeylerde veya birilerine pembe görünmek için, taviz vermek için maalesef o hadisin aslı yoktur. Şöyledir, böyledir diyorlardı. Ben size geçenlerde o konuyu izah etmiştim. Geçen hafta tekrar üzerine durmuştum. Buhari ve Müslim'de beraberce rivayet edilen hadisi şeriflere yani müttefakun aleyh olan hadisi şeriflere bile maalesef asılsızdır diyen koca kılığında insanlarla karşılaşabiliyoruz. Allah şerlerinden hepimizi korusun diye tekrar dua ediyorum. Sahabeden isterseniz şöyle hadisi şerifleri bir ele alalım değerli kardeşlerim. Birkaç hadisi şerifi beraberce görelim inşallah. Sahabe-i kiram efendilerimiz arzu eden kardeşlerim bu size aktaracağım hadisi şerifi. Sahih-i Müslim'de, İmam-ı Müslim'in sahihinde, Kitab-ül Fiten'de bulabilirler. Bulabilirler. 2901 numaralı hadisi şerifmiş. Hoca kardeşlerim arzu ederlerse baksınlar diye hadis numarasında söylemiş oluyorum. Biz diyor, Huzeyfe İbni Esid El-Gifari radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın bir yerde kendi aramızda bazı şeyler sohbet ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim tarafımıza döndü, bize doğru baktı ve dedi ki: "Ma tedekkarun? Ne konuşuyorsunuz aranızda? Sohbetiniz nedir? Ne üzerindesiniz?" Dediler ki: "Ya Resulullah, kıyameti konuşuyoruz." kıyamet konusunda aramızda sohbet ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara yönelerek onların yanına gelerek buyurdular ki şu on mühim hadise meydana gelmeden kıyamet kopmaz. Kıyamet kopmaz. Nedir onlar? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu on hadise içerisinde yani kıyamet yaklaştıkça fevkalade bazı hadiseler olacak. Onlardan 10 on tanesini aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri şöyle saymışlar. Bir duman, tüm dünyayı kaplayan bir duman olacak. Hani şimdi sis oluyor ya, ona benzer bir sis, ona benzer bir hal, tüm dünyayı bir duman kaplayacak. Kıyametten bahseden kitaplarımıza bakabilirsiniz değerli kardeşlerim. Bu dumanın 40 gün devam edeceğini söylüyor bazı kitaplarımız ve de müminleri nezle gibi sanki bir hasta edecek böyle. O hastalıktan sonra bu duman sonra sonraki zamanlarda olacak Allahu alem. Müminler hastalanacaklar ve Allah'a kavuşacaklar o rahatsızlıklarından sonra yeryüzünde inanan tek mümin kalmayacak ve insanların en şerrilerinin üzerine kıyamet kopacak. Kıyamet koptuğunda yeryüzünde Allah diyen olmayacak. Hadis-i şeriflerde işaretler var. Kabe-i Muazzama mesela yıkılmış olacak. Kabe'yi tavaf eden olmayacak. Dünya tamamen insanların en şerlilerine, en kötülerine ve Yahudilerin üzerine kalmış olacak. Onlar da tabii kalanlarına, kalanlarına diyorum değişik yerlerde kalanları olacak. Ve en şerlilerine, şerlilerinin üzerine kıyamet kopacak. Böyle bir duman dünyayı saracak. Sonra Deccal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'den bahsediyor. O zuhur etmeden, o gelmeden kıyamet kopmaz. Ve Dabbe, Kur'an-ı Kerim'de de işaret var. Biz ona Dabbetül Arz diyoruz biliyorsunuz. İnsanların ihtilaflı dönemlerinde, ihtilaflı zamanlarında Cenab-ı Hak Hazretleri bir yerden enteresan bir hayvan çıkaracak. Çok iri yapılıdır bu hayvan. İnsanlar gibi konuşmaktadır, güçlüdür. Elinde mühürü ve asası vardır. İnsanları kafirlikle, müminlikle e, tefrik eder, damgalar ve mühürler. Ve insanlarla da konuşur aynen. Ve de e, öyle olunca insanların halleri enteresan bir hal olacak. İnsanlarla konuşan değişik, acayip bir varlık olacak. Daha deniliyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bir tek ayeti kerime vardır. Ve tulu aşşemsi min Güneş bir gün doğudan değil de batıdan doğacak. Kıyametin alametlerindendir. Ve de ilk büyük alametlerden olma ihtimali vardır. Biz talebeliğimizde bu konuyu aramızda müzakere ederken arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki yarın sabah yarın sabah güneş batıdan doğabilir. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Peki hocam güneş batıdan doğsun ne zararı var? Şu var efendim. Güneş batıdan doğduktan sonra imanlar ve tevbeler kabul olunmayacak artık. Bir kişi bu fevkalade hadiseyi gördükten sonra eyvah hakikaten kıyamet varmış, kıyamet kopacakmış ben de iman edeyim, imanlar kabul edilmeyecek. Kimsenin imanı artık ondan sonra kabul edilmeyecek. Her gün rivayetlere göre bu da Müslim hadisidir. Güneş doğacağı zaman değerli kardeşlerim, arşın altında secde eder ve Cenab-ı Hak Hazretlerine sorarmış. İsterseniz buna güneş deyiniz, güneşin kendisinin secdesi de mümkündür böyle bir şey. Dilerseniz güneşin doğumuyla, batımıyla ilgili vazifeli olan meleğin e, görevidir olarak. İsterseniz öyle de düşünün. Gider arşın altında secde eder. Ya Rabbi doğudan mı doğuyun batıdan mı? Cenab-ı Hak Hazretleri her gün kendisine doğudan doğmasına müsaade eder. Ama bir gün hayır doğudan doğmayacaksın der hapseder. Bazı rivayetlere göre 3 gün karanlık kalınır. Yani bunlar e, ne kadar güçlü rivayetler tam o konuda bilgi sahibi değiliz ama güneş bir gün batıdan doğar. Öğleye kadar gelir, zevalden sonra tekrar batı tarafına döner ve batıdan batar. Ama ondan sonra tövbe kapısı, iman kapısı kapanmış olur. Dikkatli olmak lazım. Her gün işlediğimiz günahlara tövbe etmemiz lazım. Her gün, her gün Cenab-ı Hak Hazretlerine yalvarmamız lazım. Ve de Ya Rabbi bizi kötülüklerden koru diye dua etmemiz lazım. Sonra Resulullah devam ediyor yeni bir madde olarak. وَنُزُولَ عِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inişini de Aleyhissalatu Vesselam o on büyük işaret ve alametin arasında sardılar, saydılar. Sonra Yecuc ile Mecuc'un çıkışı çok kalabalık bir kavim. Ve sonra üç yerde meydana gelecek olan yere batmalar yani biri doğuda biri batıda biri de Ceziretül Arap'ta Arap Yarımadası'nda yerler büyük yerler çökecekler böyle. Şöyle diyebiliriz yerin altı üstüne gelmiş olacak. Sonra bunların sonuncusu diyor Aleyhisselatü Vesselam ve ahir zâlike nârun yemen tatrudun nâse ilâ mahşerihim Yemen'den korkunç bir alev çıkacak büyük bir alev çıkacak. Bunların sonuncusu diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve insanları mahşerine doğru sevk edecek. Toplanacakları yere doğru sevk edecek. Bu on büyük alamet kıyamet alametlerindendir. Bunların arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsa aleyhisselamın yeryüzüne ineceğini de saymışlardır. Efendim İsa aleyhisselamın nüzulü konusuna girerken Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızı hatırlıyorum. Bildiğiniz gibi... Babamın kendisiyle yıllar süren dostluğu vardır. Ben bunu birkaç defalar ifade ettim. Sabahları TV'mizde babamın vaazlarını dinleyen kardeşlerim de... Birçok defalar duydular bunu. Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamız... Babama değişik müjdeleri duyurmuşlar. Mesela bunlardan bir tanesi şu... Kendisinin vefatı 1968. Hocam biz görmeyeceğiz ama... Bu Rusya'yı Cenab-ı Hak Hazretleri Ramazan topunun ağzından çıkan paçavraların parçalandığı gibi parçalayacak. Biz göremeyeceğiz ama siz göreceksiniz demiş. 60'lı yıllardaki Rusya'nın halini yaşı müsait olanlar bilirler. Dünyanın başında ikinci bir süper güç olarak büyük bir belah idi biliyorsunuz. 90'lı yıllara geldik Cenab-ı Hak Hazretleri kaç tane devlet çıkardı parçalandı ve eski gücü artık kalmadı. Sırası diğer insanlığın başına bela ve musibet olan diğer belaların başına, darısı onların başına. İnşallah onların da sırası gelecek bir gün. Bu arada Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamız defaatla böyle söylemişler. Hocam biz göremeyeceğiz ama siz göreceksiniz Cenab-ı Hak Hazretleri bu ümmete bir ikindi vakti kadar da olsa güzel bir gün gösterecek. Ben Şimdi tabi babam bildiğiniz gibi yaşlandı. 85 yaşına geldi. Dua ediniz. Dün kendisiyle bugün İsa aleyhisselam hakkında konuşmaya niyetlenince tekrar kendisini ziyaretimde dedim ki babacığım ben böyle bu konu, bir konuyu kardeşlerime arz etmek istiyorum. Siz bunları Ladikli Hacı Efendi amcamızdan duymuştunuz. Böyle ileriye yönelik müjdeler var değil mi? Evladım ben bekliyorum. İnşallah Rabbim lütfeder." dediler. Hatta bu arada izleyen kardeşlerime söylüyorum. Dedim babacığım öyleyse bu hatırayı ben sizin dua ve selamınızla değerli kardeşlerime aktarayım. Yani babamın rahatsızlığını biliyor değerli kardeşlerimiz ama evdeki hali iyidir elhamdülillah hiçbir şikayeti yok. Evin içindeki hali güzel ve siz izleyici kardeşlerimize ayrı ayrı selam ediyor özellikle söyledi ve bunu ciddi bir neşeyle söyledi ve de dua ediyor. Beraberce dua istiyoruz değerli kardeşlerim. Ladik la lâ Efendi amcamızdan babam bunu defaatla duymuşlar. Cenab-ı Hak Hazretleri lütfedecek. Belki de, belki de alemlerin yüce Rabbi o güzel günler bizlere gösterecek o güzel günleri İsa Aleyhisselam'ın nüzulü, Mehdi'nin zuhuru bilemiyorum. Belki de öyle güzel günler görülecek ama inanın böyle Ladikli lâ Hacamet Efendi amcamızın gününe göre dünyada da hakikaten çok şey değişti. Hani büyüklerin bir sözü vardır hadis mi değil mi tam bilemiyorum ama Cenab-ı Hak Hazretleri bir şeyi murad etti mi o hedefe ulaşmak için lazım olan sebepleri kolaylaştırır diye buyuruluyor. İza arada Allahu şeyen heyye esbabahu. Sebeplerini kolaylaştırır. Yani Cenab-ı Hak bir anneye yavru vermek istedi mi düğünü de kolay olur. Özür diliyorum. Ha, <laughs> hamile kalışı da kolay olur. Cenab-ı Hak o o neslin devamını arzu etsin. Bir yerde bir bitki bitirmek istedi mi bulutları gönderir, yağmurunu yağdırır, dünyayı cennete çevirir. Değil mi efendim? Bunun gibi Elhamdülillah alemi İslam'da bir yanda sıkıntılar, bir yanda çileler, kederler var kabul ediyorum ama elhamdülillah bilhassa mesela cennet vatanımızdaki son dönemlerdeki güzellikleri de inanın çok net ve açıkça görebiliyoruz. Bir zamanlar hiç yoktu sonra bir tane ile başladı. Şimdi binlerce genç kızımız üniversiteli olarak biz başımızı örtmek istiyoruz diyorlar. Bu sene ben Yetkililere sordum. 850 bin civarında insan biz hacca gitmek istiyoruz diye müracaat ettiler biliyor musunuz değerli kardeşler? İstanbul'da 3 bine yakın cami. Karaman'da 2000 küsur, 2700 civarında. Konya'da 2600. Sonra Konya'dan sonra Samsun geliyor. Binlerce cami. Durmadan yapılıyor ihtiyaç olan yerlere. Açılan imam hatip okulları. İmam hatipler bir ara öyle büyük bir Potansiyel haline geldi ki Allah'ın inayetiyle adamlar korktular ve önüne set çektiler. Ama yeniden aynı filizler hani e, Sokollu Mehmet Paşa'nın dediği gibi yani tıraş etmişlerdi. Tekrar yeniden daha gür olarak çıkmaya başladı elhamdülillah. Hafızlarımız yetişiyor. Yani adamların ciddi bir endişesi var. Türkiye dindarlığa doğru kayıyormuş. Zekeriya Güler hocamızla kulakları çınlasın. Çok sevdiğim ve muhabbet ettiğim bir hocamız saygı duyuyorum ve seviyorum. ilmine fevkalade saygım, hürmetim var. Geçenlerde sohbet ediyoruz bize. Müftülükte sohbet etti. Cuma namazlarını falan da kılan bir arkadaşla diyor tanıştık. Ya fevkalade endişeliyim dedi diyor. Niye? Türkiye gün geçtikçe dindarlaşıyor. Başörtülülerin sayısı çoğalıyor dedi diyor. Hayret. Hayret namaz kılan bir insan böyle söyleyebiliyor. Değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak bizi lütfuyla ıslah etsin inşallah. Rabbim bize hidayet versin. Ama Açıkça görüyorum ki açıkça görüyorum ki Türkiye günden güne hani denilir ya bir kaide vardır. En güçlü şehadet düşmanın şehadetidir. Birçok insanlar İslam'ı sevmeyen insanlar da Türkiye dindarlığa doğru kayıyor diyorlar. Ben de Allah'a hamd ediyorum. Şükrediyorum. Onlar istemeseler de bu alemde Allah'ın dediği olacak değerli kardeşler. Allah'ın dediği olacak. Ama sahabe-i kiram da sıkıntılı günler gördüler. Onlar da çileler çektiler. Bu arada ameller niyetlere göredir. Gören de olabilir, göremeyen de olabilir. Peşinen şunu söyleyeyim. Bizim Medine-i Münevvere'de Erzurumlu Hattat Mustafa Efendi, Mustafa Necati Erzurumi diye bir hocamız vardı. Gerçekten hem alim insandı hem de bir veli idi. Ben aciz, onun kerametine gözümle şahit olmuştum. Kendim kerametini görmüştüm. Böyle mübarek bir insandı. Şöyle bir 4-5 yıl evvel kadar Medine-i Münevvere'de vefat etti. Rabbim şefaatlerine nail etsin. Ona efendim demişler bir gün, yani bu konunun başında peşinden söyleyeyim bunu. Efendim acaba Mehdi ne zaman zuhur edecek ki filan? İsa Aleyhisselam ne zaman zuhur edecek ki? Gülmüş. Demiş size ne? Ne zaman İsa Aleyhisselam edecek? Veya Mehdi ne zaman? Allah ne zaman isterse olacak. Ne zaman isterse olacak. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne kadar çalışıyorsunuz? Siz ne kadar İslam için gayret ediyorsunuz? Ne kadar koşturuyorsunuz? Ne kadar terliyorsunuz? Öyle Müslümana yattığı yerden Mehdi'yi beklemek yakışır mı? Asla. Asla. Yahudilerden de demiş. Hatta hocamızın çok güzel, enteresan bir cevabı. Alim insandı, büyük insandı gerçekten. Ee, diyor ki, Yahudiler de Peygamber Efendimizin zuhurundan evvel onu bekliyorlardı ama... Ali sallallahu ve selam dünyayı teşrifinden sonra çok az birkaç tane Yahudi ancak iman etti. Çoğu inkar ettiler ve helak oldular. Allah korusun siz de o hale gelmeyin. Takvanızla efendim en güzel halinizle, dürüst yaşantınızla, aile hayatınızla, ticaret ahlakınızla her şeyinizle siz pırıl pırıl İslam'ı yaşayın. İslam için çalışın, gayret edin. Cenab-ı Hak Hazretleri ne zaman lütfederse daha güzel günleri onunla beraber görürsünüz. Ben de aynı şeyi peşinden söylüyorum. Yani İsa Aleyhisselam üzülecek öyleyse yatalım. Mehdi gelecek öyleyse işi ona haval. Asla, asla. Herkese. Ve en insan illa Herkese çalıştığının karşılığı var. Öyleyse çalışacağız, gayret edeceğiz daha güzel kul olmak için hem şahıs planında hem de millet ve ümmet olarak daha güzeli için gayret edeceğiz ama Cenab-ı Hak hazretleri lütfederse Rabbim lütfetsin diye o günleri görelim diye dua ediyorum Rabbime yalvarıyorum onların elinin altında da hizmet şerefini Rabbim bizlere lütfetsin inşallah Rahman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin ve Müslim'in ittifakla diğer hadis kitaplarının artık zaten hepsinde var ama ben zikretmiyorum. ittifakla kaydedilmiş müttefakun aleyh bir hadisi şerifte buyuruyorlar ki yani bu sözleri inkar edenler kabul etmeyenler Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadisleri kabul etmeyenler İslam'dan çok şeyi inkar etmişlerdir Allah korusun din kalmaz. Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadisleri çıkaracak olursanız İslam dini elde kalmaz. Kur'an-ı Kerim'le amel edemezsiniz. İslam yaşanılamaz hale gelir. Çünkü her şey bu kitaplarda. Resulullah'ın pak sünneti, sahih sünneti bu kitaplardan. İşte o hadislerin arasından bir hadis-i şerifi siz değerli kardeşlerime aktarıyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyorlar. Kainatın efendisi buyuruyorlar ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهْ لَيُوشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ ف۪يكُمْ اِبْنُ مَرْيَمْ حَكَمًا عَدْلًا Nefsim, varlığım, elinde olan Allah'a yemin ederim ki adil bir hükümdar olarak İbni Meryem'in Meryem oğlu İsa'nın sizin aranıza gelişi, semadan nüzul edişi çok yaklaşmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu istu ana ve sa'a kehatayn diye buyuruyorlar böyle iki parmağını göstererek. Ben ve kıyamet böylece böylece gönderildik. Yani benim peygamberliğimle kıyametin arasında bu kadar fark var. İkimiz de birbirine bitişeyiz veya işte şu iki parmak arasındaki fark kadar bir şey var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelişi zaten biliyorsunuz kıyametin en büyük en ciddi habercilerinden biri. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Ondan sonra kitap inmeyecek. Ondan sonra yeni bir din olmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Ben kıyametin kurbunda gönderilmiş bir peygamberim. Evet İsa aleyhisselamın nüzulü de bize göre o insanlara göre uzun bir zaman olabilir ama biliyorsunuz Allah'u zülcelal hazretlerinin katında zaman veya ahiret günleriyle zaman çok çok değişiktir ve enteresandır. İsa aleyhisselamın nüzulü için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşmıştır buyuruyorlar. Yaklaşmıştır. Peki İsa aleyhisselam gelecekte ne yapacak? Resulullah buyuruyorlar ki fayaksiru salibe o haçı kıracak. Hani haçlıların bir artıları, bir çarmıh İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiğini zannettikleri bir artıları, bir haçları var ya değerli kardeşlerim. Fayaksiru salibe o o haçın hükmünü yeryüzünden kaldıracak. Çünkü o asla esası, aslı olmayan bir şeydir. Onu kıracak. Yani Hristiyanlığın hükmü yeryüzünde kalmayacak. İnşallah o günleri görürüz de gerçekler meydana çıkmış olur değerli kardeşlerim. Vayaktül Khinzira domuzu da öldürecek. Aslında onların dininde de haram olmakla birlikte, bütün semavi dinlerde haram olmakla birlikte özür diliyorum domuz etini yiyorlar. Onun haram olduğunu göstermek ve Hristiyanlığın bozulduğunu açık şekliyle ifade etmek için domuzu da öldürecektir. Tevil edilmiştir bunlar bazı değişik şeylerle. Ama öldürecektir. Ve yada'ul harbe. Harbi yeryüzünden kaldıracak. Alemde sükun olacak. O güne kadar gelen harpler, darplar bitmiş olacak. Yeryüzünde sükun olacak, huzur olacak. İnsanlar yaşamanın zevkine Allah'a kulluk etmenin tadına varmış olacaklar. Ve yafidul mal. Harp ortadan kalkar ve mallarda büyük bir bereket meydana gelir. Hatta la yakbelehu ahad. Hatta dünyalığı hiç kimse istemez hale gelecek. Ve onun günde o o İsa Aleyhisselam'ın gününde onun gününde hatta tekune secdetul vahide hayran min dünya ve ma fiha. Resulullah böyle buyuruyorlar. İsa Aleyhisselam'ın hakim olduğu günlerde o günlerde Kullar o kadar ibadete düşkün olacaklar, kendini Allah'a öyle verecekler ki öyle güzel insanlar olacaklar ki bir tek Allah için secde, Allah için bir tek secdeye kapanmak onların katında dünya ve içindekilerden daha hayırlı olacaktır. Yani insanlar Allah'a yönelmiş olacaklar. İsterseniz şu ayeti kerimeyi okuyun diyor hadisin devamında Ebu Hureyre radıyallahu anh Femsi hazretleri. Ve in min ehlil kitabi illa le yu'minen nebih kable ve yevmel kıyameti yekunu aleyhim şehide. Ehli kitap yani Hristiyanlar kitaba inananlar Yahudileri de buna dahil edebilirsiniz. Ehli kitap denildiği zaman hepsi akla gelir. Le yu'minen le bihi Ölümlerinden önce mutlaka ona iman edeceklerdir. Ama imanları fayda vermeyecek. Ve yemel kıyameti yekun aleyhim şehida. Yarın kıyamet gününde onların nasıl dinlerini bozduklarını, nasıl kitapları tahrif etti, kitaplarını tahrif ettiklerini ve nasıl imana gelmediklerini izah edecek ve onların aleyhine İsa aleyhisselam şahitlik edecektir. Kur'an-ı Kerim'de böyle. Ve İmam-ı Müslim'in bir başka hadisteki rivayetinde, İmam-ı Ata'dan rivayetinde şöyle bir ziyade varmış. وَلَا تَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاهُدُ وَالتَّحَاسُدُ Yeryüzünde düşmanlık, haset, kin, cimrilik diye yani insanların sevmediği, beğenmediği hiçbir haslet, hiçbir kötü huy kalmayacaktır. Aslında kısa olacakmış bu dönem ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle haber veriyorlar. Biz de Rabbimizden iltica ediyoruz. Ya Rabbi o güzel günleri bize göster diye. Rabbim en hayırlısını versin. Peşinen söyleyeceğimi söyledim değerli kardeşlerim. Resulullah bir başka hadis-i şeriflerinde yine Müslüm hadisidir bu. Veya müttefakun aleyh bir hadis-i şeriftir. Evet. Buyuruyorlar ki aleyhissalatü vesselam biz peygamberler bir kardeşiz. Analarımız değişik ama bütün peygamberler anneleri değişik ama kendileri öz kardeş gibi olan kardeşlerdir. Ummahatuhum şetta ve dinuhum vahid. Anaları farklı ama dinleri aynı diyor. Hepsi İslam'ın peygamberidir. Bu an evlen bi İsa Meryem. İnsanların İsa, Meryem oğlu İsa'ya en yakın olanı benim. Çünkü onunla benim aramda bir başka peygamber yok buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. İzâ ra'aytumûhu Onu görünce şaşırmayın, tanıyın diyor peygamberim ve bize onu tarif ediyor. Ve innehu nazilun. Efendim onu da söyleyelim. O bir gün yeryüzüne inecektir. Gördüğünüz zaman şaşırmayın diyor ve Resulullah tarif ediyor. Raculen marbu'an ila al-humrati al beyda. Orta boylu, kısa kısa ortaya yakın kısa boylu ve de hani Anadolu'da pembe beyaz deriz ya öyle bir teni var. Pembe beyaz tenli bir zat. Üzerinde iki tane elbise olacakmış, semadan indiği zaman üzerinde iki tane elbise olacakmış ve de o elbiseler açık sarı renkte olacakmış. Bir zamanlar hani bir adam e, ben İsa'yım diye iddia ediyordu ya, İsa Aleyhisselam geldiği zaman tüm dünya ve tüm kafirler zangır zangır titriyecekler. Öyle öyle ucuz ucuz bir iş değil o, basit bir iş değil o. Sadece eline efendim asa almakla, sarı bir cübbe giymekle, İsa Aleyhisselam'ın saçı gibi saçını şey yaptırmakla olmaz. Onun anası belli, hali belli. Efendim yani e, dün içimizden doğmuş bir adam kalkar da bugün ben İsa'yım derse insanlar gerçekten gülerler. Cenab-ı Hak Hazretleri haddimizi bilmeyi bize nasip etsin. Bazı büyüklerimiz öyle söylerler. İslam'ın şartı beş ama altıncısı haddi bilmektir. Ben bunu babamın hocalarından kendisinin aktardığını e, efendim defaatla duymuşumdur. Haddimizi bilmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin. İsa Aleyhisselam kim sen kim? Kaldı ki neticenin ne olduğunu hep beraber gördük. Üzerinde iki sarı elbiseyle gelecek. Evet ve başı üzerine su dökülmediği halde diyor saçlarından saçlarından böyle su damlar gibi pırıl pırıl tertemiz bir halde. Hani saçların arasında sanki inci taneleri varmış ki varmış gibi öyle gelecek. Feyduqu salibe bu ikinci bir hadis-i şerif haçı kırar, domuzu öldürür, cizyeyi kaldırır, İslam her tarafa hakim olur. Ve yedonnase İslam bütün insanlığı İslam'a davet eder. Feyuhlikullahu fi zamanihil milale kullaha illa İslam. İslam'dan başka bütün dinleri Cenab-ı Hak onun zamanında yok eder. Ancak Allah'ın dini olan İslam baki kalır. Ve yuhlikullahu fi zamanihil mesihaddecgal. Deccali Allah onun zamanında onun eliyle öldürür. Yeryüzünde her yerde adalet hakim olur. Ve takaul emanet alel ard. Yeryüzünde her yerde ve her her ülkede emanet, dürüstlük, güven hakim olur. Hatta o kadar ki Resulullah buyuruyorlar o kadar ki hatta tarta al usudu ma al ibil. Arslanlar sadece insanlar arasında değil hayvanlar arasında da böyle bir güzellik meydana gelir. Arslanlar develerle, kaplanlar ineklerle, kurtlar koyunlarla beraber otlar ve beraber gezer hale gelirler. Kimse kimseye zarar vermez. O kadar ki veyel'abuş sibyan bil hayat la çocuklar yılan bulsalar da yerden ellerini alsalar onunla oynasalar çocuklara yılanlar zarar vermez. Ve fakat feyemkuthu fil ardı erba'ine seneten bu hadisi şerife göre yeryüzünde sadece 40 sene kalır tekrar inişinde İsa Aleyhisselam. Thumma yutevaffa ve yusalli aleyhil müslimun sonra vefat eder. Müslümanlar, Müslümanlar üzerine cenazesinin namazını kılarlar ve defnederler. Rivayetlere göre bazı rivayetler böyledir değerli kardeşlerim. Konumuzla ilgili güzel kitaplar yazılmış. Mesela bunlardan çok mühim bir tanesi. Meşhur müfessir İbn Kesir'in en nihayetli eseridir. Yani Hazret e, Kitabul Fiten ve Melahim yani öz adıyla en nihaye diye bir kitap yazmıştır ki bunlar tarihe mal olmuş büyük insanlardır. Arzu eden kardeşlerim oraya bakabilirler. Yani en nihaye de İsa Aleyhisselam'ın nüzulü hakkında, Mehdi hakkında ve diğer kıyamet alametler hakkında fevkalade güzel haberler var. İnce iki cilt halinde bu eser benim acizane kütüphanemde var. Arapça tabi aslı bilmiyorum tercüme edildi mi. Değerli kardeşlerim orada birçok haberleri bulmanız mümkün. Yani şimdi bugünün hocaları falan var ya bu haberleri e, inkar eden e, bu konulara hayır canım olmaz böyle şeyler deyip de hoca kılığında az endam edenler var ya İbni Kesir'in bu konuda eline Anadolu tabiriyle söyleyeyim su bile dökemezler. Bunlar tarihe mal olmuş büyük insanlar, büyük müfessirler. Kendisi İbni Teymiye'nin talebesidir ve de hadis konusunda titiz bir insandır. Tefsiri de böyle e, İsrailiyattan filan arınmış tavsiye olunacak güzel bir tefsirdir. Merhum İbni Kesir'in Allah'ım e, onların bıraktıkları eserlerden istifadeyi bize nasip etsin. Bu konuda özel kitap meydana getirmişler. Kaldı ki ben hadisi şerifleri size Buhari'den ve Müslim'den vermeye çalışıyorum. Et tasrihi de meraklı olan kardeşlerim için özellikle söyledim. Et tasrih bima tevata rafi nüzulil mesih diye. Resulullah yine buyuruyorlar Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif. Keyfe entum idâ nezel ebnü maryem fikum ve imamukum minkum. Meryem oğlu İsa indiği zaman sizin imamınız kendi önünüzde imamlık yaparken haliniz ne güzel olacak, ne tatlı olacak, ne iyi olacak, oh, o gün haliniz nice olur diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle tatlı bir müjdeyi de bize vermektedirler. Bu hadis-i şerifi de Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Cenab-ı Cabir radıyallahu anh Efendimiz hazretlerinden bir hadisi şerifte resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı konuyu işaret ediyorlar. Ve de artık zamanım daralıyor. Şöyle kısa bir şey e, söyleyivereyim. İsa aleyhisselam konuyu tamamlamak için e, ifade etmiş olayım. Ara vereceğiz tekrar. Ondan sonraki bölümde de konuyu tamamlayacağım inşallah. Mehdi ve Deccal konusuyla değerli kardeşlerim. İsa Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize aktardıklarına göre bakın bu hadisi şerifi de Ebu Davud, Müslim, Tirmizi ve İbn Mace rivayet etmişler. Ben Ebu Davud'dan almışım e, hadisi şerifi. Resulullah buyuruyorlar ki: "Sümme yenzilu Isa ibn Maryam 'inda al-minareti al-bayda şarqiyye Dimeşk. Feyudrikuhu 'inda babi Lut feyaktuluhu." İsa Aleyhisselam Meryem oğlu İsa Şam'da, Şam yakınlarındaki e, El minaretul beyda denilen, beyaz minare denilen bir minareye iner. Semadan iki meleğin kanatları üzerinde biraz evvel anlattığım halde açık renk eli, sarı elbisesiyle meleklerin kanatları üzerine minareye iner. O anda Müslümanlar namaz kılmaktadırlar. İsa Aleyhisselam'ı imam görünce o, o minare hala var. O cami belli şimdi. Hatta ben duymuştum. Mısır'da bu buna inanan birçok mümin kardeşimiz giderler her gün orada acaba bugün mü iner diye nöbet beklerlermiş. Böyle haberler var. Birçok zamandır bu devam etmektedir. İmam kendisini mihraba geçirmek ister. İsa aleyhisselam ümmeti Muhammed'e teşrifen ve tekrimen ve tazimen hayır. Siz imamınız, imamınız da sizdensiniz. Siz ümmeti Muhammed'siniz. Efendim imamınız da sizdendir der ve onun arkasında namaz kılar. Peki İsa Aleyhisselam indiği zaman peygamber olacak mı gelecek? Haşa. Asla böyle bir şey yok. Gelecek ümmeti Muhammed'in imamı olarak, Resulullah'ın ümmetinden bir fert olarak Kur'an'la amel edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğini devam ettirecek. Müminlerin, Müslümanların bizim imamımız olacak, bizim liderimiz olacak. Değerli kardeşlerim ben yıllardır bu konu üzerine bazı çalışmalar yapıyorum. Şimdi gelirken de 3 gündür size bu konuda öz olarak bilgiler toplayarak geldim böyle. Bundan 20-25 yıl evveldi. Bu konuda çalışan bir abimiz dedi ki madem ki sen bu konularda bilgisin ben sana dedi bir döküman göndereyim. Maalesef ömrü vefa etmedi ve gönderemedi bana. Geçmiş Amerikan devlet başkanlarından Reagan vardı ya o bir konuşmasında dört defa demiş ki İsa aleyhisselam semadan yeryüzüne inecek, Amerikan ordusunun başına geçecek ve Amerika tüm dünyaya hakim olacak. Bu Ortadoğu projesi filan falan, Ortadoğu'ya çektikleri emek de ondan. Onlar da bu hakikatlere inanıyorlar. Ama İsa aleyhisselam yeryüzüne geldiği zaman ne yapacağını o çok iyi biliyor. Kime nasıl davranacağını o çok iyi biliyor hangi dinle, hangi şeriatla amel edecek, kimin lideri olacak, kime sahip olacak ve kimin hesabını görecek o çok iyi biliyor. Yeter ki İsa aleyhisselam gibi insin, ondan gelen her şeye biz Allah'ın izniyle razıyız. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda çok güzel bize haberler veriyor. Ve yine bir hadisi şerif i̇mam Hakim'in rivayet edip de efendim İmam-ı Suyuti'nin de sahihtir dediği. Resulullah buyuruyorlar ki bir hadis-i şerif bu. Başı evveli ben olan, sonu da İsa, Meryem oğlu İsa olan bir ümmet nasıl olur da helak olur? E peki arada ihtilaflar var, sıkıntılar var. Onlar dünyanın imtihanlarıdır. Biraz evvel İsa aleyhisselam'ın nüzulünü siz değerli kardeşlerime aktarmaya çalıştım nasıl olacağına dair tabii konuyla ilgili değişik kitaplarımızda dediğim gibi en nihayede el-ida'ada, el-işa'ada veya kıyamet alametleri olarak yazılan kitaplarımızda Türkçe kitaplarda yani birçok işaretler var, efendim birçok e, haberler var. Bunlardan bazıları birbiriyle çelişir gibi de görülebilir. Onların e, durumları da yerine göre e, olacak veya değişik e, hadiseler olarak yorumlanmalıdır. Bu konuda biz kulluğumuzu yapıp Rabbimizin rahmet ve merhametine muntazır olmalıyız. Tamam mı değerli kardeşler? Şöyle bir İsa Aleyhisselam'ın nüzulüyle ilgili şöyle son bir bilgiyi verip Mehdi'nin e, haline, onun halinin aktarılmasına geçmek istiyorum. İsa Aleyhisselam'ın nüzulünden evvel kitaplarımızın kaydına göre ki hadis-i şeriflerde de bunlara işaretler var tabi. Deccal ortaya çıkar. Deccal yeryüzünü fitneye boğan bir insan. Genç, kıvırcık saçlı, şaşı gözlü, önce değişik iddialarda bulunur, sonunda tanrılık iddiasında bulunur. Allah korusun. Hatta ve Vesselam Efendimiz Hazretleri onun tanrılık iddiasının çürütülmesi için dikkat edin o şaşı gözlüdür, Allahu Zülcelal Hazretleri ise asla şaşı değildir diye böyle bir ifadede kullanırlar değerli kardeşim Birkaç hadis-i şerifte var bu ve birçok hemen hemen bütün hadis kitaplarımızda var. Deccal uzak doğudan çıkar Allahu alem. Oradan zuhur eder. Kendisine şerli insanlar da tabi olurlar. Fakat bir imtihan olarak Cenab-ı Hak Hazretleri ona bazı güçler verir. Yani mesela İstediği zaman kendisine tabi olanların köyüne, kariyesine veya beldesine uğradığı zaman yağmur yağdırır. İster yağmur yağsın der, yağmur yağdırır. Kendisini inkar eden insanların yanına uğradığı zaman hayır biz seni kabul etmiyoruz diyenlere zarar verir. Onların mallarının mülklerini alır ve onları perişan halde bırakır. İstediği bir zaman birini öldürür, tekrar diriltir. Ne kadar enteresan değil mi? Öldürdüğü adamı sonradan tekrar diriltir kandırabilmek için. Bunlar önceden haber veriliyor ki olur ya görülürse dikkatli olunsun diye. Aleyhissalatü vesselam bunları da bize haber veriyor. Alimlerimiz de bunları anlatıyorlar. İstediği zaman mesela bir yerin yeşermesini ister anında orası yemyeşil hale gelir. Yanında diyor peygamberimiz cenneti ve cehennemi vardır. Dışarıdan yanında cenneti vardır ona göre burası benim cennetimdir ama onun içi azaptır aslında diyor. Sakın oraya girmekten çekinmeyin. Ee, azabı için e, özür diliyorum düzeltiyorum. Onun cehennemine girmekten çekinmeyin. Orada tatlı bir su vardır. İçebilirsiniz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Onun cehennemi aslında insanlara zarar vermeyen bir yerdir ama yanında ce cenneti vardır, onun iç ise içi azaptır, Allah korusun içi tehlikedir. Yani tam tersine cehennemi cennet olarak gösterir öyle diyelim, e cenneti de cehennem olarak gösterir ve dediğim gibi insanlar öldürmek ister. Sonunda öldüremeyecek de ama kısaca arz ediyorum meseleyi, yeryüzünü ciddi bir fitne ve fesada do e boğar, kısa zamanda tüm dünyayı belki hemen hemen veya birçok beldeleri gezer. Sadece Mekke'ye ve Medine'ye giremez. Ne zaman girmek istese Cenab-ı Hak Hazretleri'nin melekleri kendisini kovar diye buyuruyorlar. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretleri müsaade etmezler. Hatta şöyle enteresan bir rivayet var. Bundan evvelki insanlar bu rivayeti okusalardı biraz garip görürlerdi. Bilmiyorum benim yorumuma katılacak mısınız? Bir hadisi şerifte Allah-u Alem e, Tirmizi hadisi şerifidir. Bir hadis şerifte bir merkebi var ki diyor. Hadisi şerif iki kulağın arası kırk arşın kadar olacaktır. Yani e, acayip bir binit. Dedim ki acaba bu adam çıktığı zaman uçakla mı gezecek olur ya? Böyle tevil etmek de belki mümkün uçağın kanatları çünkü e, biniti deniliyor. Binitinin iki e, tarafının iki kulaklarının arası 40 arşın kadar olacak ve onunla dünyayı gezecek dünyayı ifsad edecek. E, müminlere tabi çok zarar verecek çok zarar verecek müminlere ve fakat İsa Aleyhisselam onun zuhurundan sonra zuhur edecek. Ve de onun peşine düşecek nihayet Şam'da Bab-ı Lüt denilen yerde Şam'a yakın bir yermiş orada kendisini tutacak ve katledecek. Onun ölümünden sonra Yecuc ve Mecuc'un, Kur'an-ı Kerim'de de Yecuc ve Mecuc hakkında ayeti kerime var biliyorsunuz. Yecuc ve Mecuc'un fitnesi yeryüzünü saracak. Doğudan, uzak doğudan gelen o çok kalabalık böyle çekirge sürüsü gibi ordular insanları fitne ve fesada boğacaklar. Hatta o kadar kalabalık olacaklarmış ki Ordunun o insanların geldiği bir yerde baştan insanlar bir gölde su içmeye başlayacaklar. Taberiye gölüdür bu diyorlar. Daha onların ordusunun sonu gelmeden göl bitecek. Oradan geçen bazı insanlar sonradan arkada gelenler yahu burada bir göl vardı suyu kurumuş diyecekler. Bu kadar kalabalık acayip bir ordu. Tabi onlar da insanlara fitne ve fesada sebep olacaklar insanlar arasında. Bir aram Tur Dağı civarında Müslümanları muhasara edecekler. Ama Cenab-ı Hak Hazretleri lütfedecek, İsa Aleyhisselam'la beraber dua edecekler. Cenab-ı Hak Hazretleri onları helak edecek, ondan sonra yeryüzünde. Demek ki ilk zamanlarda biraz sıkıntılar var, çileler var. Ondan sonra Cenab-ı Hak Hazretleri yeryüzünde adaleti ve güzelliği de lütfedecek. Bu arada Mehdi zuhur edecek diye hadisi şerifler var. Mehdi hakkındaki hadisi şerifler Buhari'de ve Müslim'de görmüyoruz. Ama Ebu Davud ve Tirmizi'den bazı hadisi şerifler aldım ben siz değerli kardeşlerim için. Eskiden beridir büyüklerimiz bundan bahsederler. Köyümüzün insanları da hani ta bundan 100 yıl evvel, 300 yıl evvel, 200 yıl evvel ta insanlar o kadar bozuldu ki Mehdi gele de düzele demişler eskiden insanlar. Hep insanlar onu beklemişler. Bize tabii Gönülden beklemek yakışır. Öbür tarafta biraz evvel arz ettiğim gibi kulluğumuza devam, çalışmamıza devam, gayretimize devam, İslam için, insanlığın yararı için koşturmaya devam, devam. Ama e, öyle bir güne de gelecek olursak Rabbim onlarla beraber Allah'a kulluk etmeyi bize nasip etsin inşallah. Bu konuda sahih Müslim'de iki hadisi şerif var. Kitabul Fitende değerli kardeşlerim olması lazım. Evet. Kitabul Fiten ve Eşratü Sa'a. Ee, Kitabul ve Eşratü Sa'a. Naam. am. Ee, burada şöyle iki hadis-i şerif var. Onları size arz edeyim önce. Resulullah buyuruyorlar ki Min hulefâikum halifetun yahthul mâle hathen la yaudduhu adada Sizin bir devlet başkanınız olacak, bir halifeniz olacak malı insanlara avuçla kucak kucak verecek saymadan verecek. Hadis-i şerif bu. 2913 ve 14. hadis-i şerifler. Diğer hadis-i şerif bu hadis e, e, Ebu Ebu Sa ve Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan ikisinden birden rivayet edilmiş. Allah hepsinden razı olsun. Buyuruyorlar ki kainatın efendisi yekunu fi ahir zaman halifetun. Ahir zamanda bir halife gelir. Yagsimul mal ve la insanlar arasından malı parayı serveti taksim eder ama saymadan verir. Bu ne demek? Bu şu demek. Mehdi Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne adaleti oturttukları zaman, huzurun geldiği zaman öyle güzel bir dünya olacakmış ki insanlar ahirete yönelecekler. Allah'a kulluk edecekler ve dünyadan yüz çevirecekler bir. Bir de zengin olacaklar Müslümanlar. Gelecek birisi diyecekmiş ki burada hadis-i şerifler var şimdi okuyacağım. İsterseniz peşin okuyalım. Değerli kardeşlerim. Ee, der ki benim benim ihtiyacım var. Bana biraz para verir misin? O av, götüremeyeceği kadar avucunu, elini, elini, eteğini, çantasını nesi varsa altınla dolduru verecek. Diyecek ki bu bana bu kadar bu, bana bu kadar lazım değil. Ben bu kadar istemiyorum. O diyecek ki hayır biz verdiğimizi geri almayız. O diyecek bana bu kadar lazım değil çünkü alsa zengin olacak zekat verecek zekatını nasıl verecek? Ben babamın sohbetlerine çok duymuştum. İnsanlar öyle bir dönemde zekat verecek fakir bulamayacaklar. Çok uzak beldelere göndermek isteyecekler o da çok zor olacak. Bereket olacak. Yani bunu şunun için söylüyorum. Biz kulluğa çalışalım. Cenab-ı Hak Hazretleri o gününe nasip ederse o günde hepimiz zengin olacağız inşallahurrahman. Sünene Ebu Davud sahibi ve İmam Tirmizi, Ebu Davud ve Tirmizi, sahihi Müslim'deki bu ahir zamanda parayı saymadan avuçla, kucakla, çuvalla veren kişinin Mehdi olduğunu söylüyorlar. Ve kendileri eserlerine Mehdi hakkında hadis-i şerifler almışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Ebu Davud'dan, Ebu Davud ve Tirmizi hadis konusunda Geçecek veya bir kenara bırakacak. Bugünün dünyasında insan yok. Bunlar hadis otoriteleri. Allah onlardan razı olsun. Biz kütüb-ü sitte diyoruz ya, Buhari, Müslim, ondan sonra i̇mam Tirmizi. Mesela kim Tirmi? Ama onlar da insan tabii, beşer. Yanılmış olabilirler, zayıf hadisleri almış olabilirler. Ee, olabilir ama hadisin zayıflığı, mevzulu, asılsız oluşu anlamında değildir ki. Kaldı ki bu konuda, Abdül Fettah Ebu Guddah hocamız Allah kabrini cennet etsin 1997'de vefat etmişti. Konya'mızı da teşrif etmişti. Biz elini öptük, duasını aldık ve bizim kardeşlerimizden, dostlarımızdan Nurettin Selçuk Eğitim Merkezi'nin hocası Nurettin Boyacılar hocamız gibi biraz evvel kendisinden bahsettiğim Zekeriya Güler Bey kardeşim gibi bilhassa İstanbul'daki bazı hocalarımız, diğer arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kendisinden feyiz almışlardır son dönemin son dönemin en ciddi muhaddislerinden, en titiz fakihlerinden ve en güzel alimlerinden bir tanesidir. Abdülfettah Ebu Gudde 1917'de Halep'te doğmuş olması lazım. Hatırımda kaldığı kadarıyla. Muhammed Zahid Kevseri Hazretlerine talebelik etmiş. O muhteşem üstadın ilmini bize aktarmış. 1997'de de 16 Şubat olması lazım. Allah'ın rahmetine kavuştu dediğim gibi Konya'yı teşrif ettiğinde biz elini öptük. Feyzinden istifade ettik ama asıl ilminden istifade eden kardeşlerimize de doğru gıptamız doğrusu gıptamız var. O mesela diyor ki tasrihi şey derken efendim hadislerini tahric ederken veya talihler dipnotlar yazarken Mehdi konusundaki hadisi şerifler de manevi tevatür derecesine ulaşmıştır. Aslı saadetten beridir müminler İsa Aleyhisselam'ın nüzulünden ve de Mehdi'den bahsetmektedirler. Onun için Mehdi hakkındaki hadisi şerifler veya onun hakkındaki haberler manevi tevatür. Bir lafzi tevatür var, bir manevi tevatür var biliyorsunuz. Manevi tevatür derecesine ulaşmıştır. Yani böyle bunları böyle, ilmi tahlil yapmadan senet mesnet göstermeden çala kalem rastgele olmaz böyle şey canım diyerek inkar etmek mümkün değil. Olur da bir gün karşılaşırlarsa mahcup olurlar diye düşünürüm. Onun için evet kabul ederken bu konularda ben kabulü üstadlarıma bırakıyorum. Onlar benden çok daha bilgili insanlar. Ben onların sözlerini size aktarıyorum. Ama onlar alim. Mesela Abdülfettah Abi Abdü hocamızdan bahsettiğimiz gibi Diğer üstadlarımız. Cenab-ı Hak bizleri onlara layık kılsın inşallah. Efendim e, yani onlar onlar işte bu konuda bize haberler veriyorlar. Biz de inanıyoruz. Ve de onlar ilmiyle, zekasıyla, aklıyla dünyaları dolduran insanlar değerli kardeşler. Yani böyle Tirmizi, Ebu Davud, i̇bn Mace, Efendim e, Nesai bunlar eğer İmam Malik'in muattağı, e, İbn Hibban'ın Sahih'i, Tabarani, diğerleri diğer üstadlarımız Allah hepsinden razı olsun. Eğer bir şeyler, bir eserler ortaya koymuşlarsa ve de alemi İslam onları yıllardır hadis kitabı olarak başının üzerinde taşıyorsa bu Allah'ın lütfudur bize. Yani onlar hakkında ama dediğim gibi onlar da insan. Hiçbir kitap Kur'an-ı Kerim gibi asla değildir. Beşer mahsulüdür çünkü. Öyle olunca olabilir. Biz insanız, zaaflarımız var, hatalarımız, dalgınlıklarımız olabilir. Ama ben geçen hafta size aktarmıştım. Koskoca İbni Teymiye, o dev alim, efendim, sahih, Müslim, sahih Buhari için 3 hadis-i şerif hakkında konuşulmuştur diyor. 4000 küsur hadis-i şerif tekrarlarıyla beraber 8000'e yakın hadis-i şerif 3 hadisi i şerif üzerinde konuşulmuştur diyor. Bir insanın Buhari hakkında bir şeyler söylerken, Müslim hakkında bir şeyler söylerken edepli, insaflı olması lazım ve de Allah'tan korkması lazım. Tekrar ediyorum. Evet, Ebu Davud'dan bir hadis-i şerif aktarıyorum. Resulullah buyuruyorlar ki: "Levlem yabqa min dünya illa yawmun, letawwalallahu zalika'l yawm hatta yeb'ath raculan min minni." Kıyamet kopmadan diğer bir gün bile kalsa yani bu geleceğinin tekidi bakımından Resulullah böyle buyuruyorlar. Cenab-ı Hak Hazretleri o günü bekletecek, uzatacak. O günü uzatır Cenab-ı Hak Hazretleri ve benim neslimden ev ehlibeyti benim ehli beytimden Yuvati usmuhu ismi, ismi benim ismim gibi olan, babasının adı da benim babamın adı gibi olan, yani adı Muhammed veya Ahmet, babasının adı da Abdullah olan birisini mutlaka yeryüzüne gönderecektir. Peki o ne yapacak? Yemle ölü ardı qistanu adlan ke ve cevran, yeryüzü nasıl zulümle, işkenceyle, efendim ihanetle dolmuşsa, onları tamamen yok edecek ve yeryüzünü adaletle ve güvenle eşitlikle ve güzellikle dolduracaktır. Ebu Davud bu hadis-i şerifi bize aktarıyor. Değerli kardeşlerim, demek ki Mehdi'nin bazı vasıfları var. Tabii onu da onu da tanımamız lazım. Bu konuda da kitaplarımızda bilgiler var. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretleri'nin hadislerinden ki şaşırmayalım. Bazen dostlarımız bize sorarlar hocam ya İsa aleyhisselam zuhur ettiği zaman biz inanmazsak veya Mehdi varsa gelecekse ki biz inanıyoruz yani ben yine e, ihtiyat kaydı ile söylüyorum e, Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetsin inşallah diye de dua ediyorum ya o günde şaşıranlardan olursak güzel Müslüman olalım Allah bizi şaşırtmaz değerli kardeşler biz güzel Müslüman olalım Kur'an'la ve hadisle yaşayalım Rabbimize kullukta da, daim olalım rızgımız halal olsun Cenab-ı Hak Hazretleri bize bir firaset verir, bize basiret verir, gönlümüze güzel ilhamlarda bulunur ve şaşırmayız. Ama kişinin yediği rızgı haramsa, kulluğunda noksanlıklar varsa tabii korkması lazım. Çünkü baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakamaz. Efendim Mehdi'nin bazı vasıflarından bahsedelim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerif, şunu da söyleyeyim meraklı olan kardeşlerime. Ebu Davud'da Mehdi diye ayrı bir bölüm var, kitap var. Hani hadis kitaplarımızda kitab iman, kitab tahara, kitab salah, kitab zekah ayrı ayrı bölümler var. Ve o bölümlerin altında o konuyla ilgili hadis-i şerifler var ya. Ebu Davud bu konu için Allah ondan razı olsun bir bölüm ayırmış. Yani diğer konuların arasında hadis-i şerifleri almıyor. Ayrı bir kitap da alıyor. Ben de dördüncü ciltte bu arzu eden kardeşlerim bakabilirler. E bu Davud'un tabi şeyleri de var, tercemeleri de var. Oradan kardeşlerim bunu okuyabilirler. El Mehdi yu min itrati min veledi Fatime. Resulullah buyuruyorlar. Mehdi benim neslimden Fatıma'nın soyundandır kızım. Zaten Resulullah'ın soyu o oradan gelmektedir. Ama Hasan Efendimizin, Hazreti Hasan Efendimizin sülalesinden olacağı kitaplarımızda yazılı değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, yine aynı eserde Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadisi şerifte El Mehdi minni Mehdi bendendir. Eclel cephe böyle açık alınlı. Akınel enf ince burunlu. Yemle'ü ül arda kıstan ve adlen ve zulmen zulümle, işkenceyle, ihanetle, kanla, gözyaşıyla doldurulduğu gibi daha önce dünyayı adaletle, güvenle, istikrarla, huzurla, sükunla ve güzelliklerle doldurur ama yemliku sevasinin yeryüzünde sadece yedi sene kalır diye buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Sadece yedi sene. Hani demiştik ya Ladik Lacamed Efendi amcamızda bir ikindi vakti kadar demişler ya Böyle güzel günler. Kulakları çınlasın babam. Selamını söyledim sizlere. Hep öyle söyler. Bugün böyle çok kısa bir gün olacak ama görelim de öyle ölelim inşallah diye hep dua ederdim. Cenab-ı Hak ona da bize de size de hepimize göstersin inşallah. Rahman. Değerli kardeşlerim yine bir hadis-i şerif bu konuda İmam-ı Tirmizi'nin de hadisleri var. İmam-ı de biliyorsunuz hadis otoritelerindendir. Hem de malum, erbabının malumu. Hocalarımız biliyorlar, e, hadise, hadisin tasihine veya hadisin tasnifine yeni bir yön getirmiş. Hadis ilminde söz sahibi bir büyük alim. Rabbim şefaatlerine nail kılsın. O da buyuruyorlar ki yine onun kitabında Kitabul Fiten bölümünde. de bu dunya hatta yamlika al-arab rajulun min ahli bayti yuati ismuhu ismi araba yani sizlere buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam karşısındakiler sizlere gün gelecek bir kişi sahip olacak bir kişi emir olacak bir kişi başınıza geçecek ki benim ehli beytimden olacak benim neslimden olacak ve onun ismi de benim ismimden olacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar değerli kardeşlerim dediğim, dediğim gibi dünyada bir gün bile kalsa Cenab-ı Hak o günü uzatacak Mehdi'yi gönderecek ve Resulullah'ın ehli beytindendir. Onunla İsa Aleyhisselam'la birleştikleri için günü gelince Cenab-ı Hak bir günde dünyayı ıslah edecek. Dünyayı bir günde ıslah edecek deyince Ladikli Acahmet Efendi amcamızı hatırladım yine. Bir gün babama öyle demiş. Hocam Cenab-ı Hak ruhsat versin bu dünyayı tek başıma bir günde ben düzeltirim demiş. Bunu yapamayacak olan söylemez, söyleyemez ama Rabbimizin izni ve müsaadesi ve onun yardımı, onun takdiri olması lazım. Ben ben demiş. Ya nasıl olur? Nasıl olurunu onlar anlatıyorlar. Yani yeryüzünde hani küfrün, zulmün, nifakın bazı odakları var ya, o odakları söndürdükleri zaman, o şer ateşlerini yok ettikleri zaman yeryüzünde sulh ve sükun sakin olur. Ve dünya kendi haline, insanlar kendi hallerine dönerler. Yeter ki Allah istesin. Hz. Hasan neslinden, efendim babasının adı Resulullah'ın babasının adı gibi, kendi adı Resulullah'ın adı gibi Muhammed veya Ahmet olabilir dedim. Efendim yaratılışta da Peygamber Efendimiz'e benzeyecekmiş fizyonomi bakımından. Arzı adaletle ve bereketle dolduracak, geniş alınlı ve ince burunlu olacak notlar almıştım. 7 sene kalacak yeryüzünde. Yalnız ilk görevi kabul etmesi biraz zorla olacakmış. Yani Allah dostları, veliler kendisine ısrar edeceklermiş. Yeter artık Müslümanların bu çektikleri çileler. Afganistan'da, Filistin'de, efendim Irak'ta, Bosna Hersek'te yakın tarihte yeter artık. Bunun gibi makamı İbrahim ile Rüknü Hacer oradan çıkacak. Mekke'den Kabe-i Muazzama'dan zuhur edecek. Horasan taraflarından gelecek. Siyah bayraklı insanlar ona yardımda bulunacaklar ve de fevkalade bolluk olacakmış onun döneminde ve gününde. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretleri levlem yebqa mine dünya yine Tirmizi hadisidir. Levlem yebqa mine dünya illa yevmun letevvelallahu zalikel yevme hatta yeliye e, dünyadan bir gün kalacak olsa bile Cenab-ı Hak o günü uzatacak. Benim neslimden, benim soyumdan birisini böyle müminlerin başına gönderecektir buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. Ve fakat şunu da söylemem lazım. İmam-ı Tirmizi bu hadisi şeriflerin her ikisine de hadisun hasenun sahih hasen ve sahih hadistir demiş değerli kardeşlerim. Arzu edenler Tirmizi'ye bakabilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine sahabeden bir zat sormuş. Ya Resulullah senden sonra e, sıkıntılar olabilir biz öyle bir zamanda ne yapalım diye. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri inne fi ummetil mehdi yahrucu ya'ushu ya, yahrucu ya'ishu khamsan au sab'an au diye böyle ümmeti Muhammed'i rahatlatmışlar yani kendisinden sonra Mehdi'nin geleceğini Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretleri de buyurmuşlar. Bir zat gelecek diyor peygamberimiz. Ya Mehdi atini atini bir zat gelir bana biraz evvel arz etmiştim. Hadis-i şerifi lafzıyla aktarmış olayım. Bana bir şeyler ver ben ihtiyacım var. O diyor götürebileceği kadar malı, altını, serveti, parayı ona veri verir o da e, götürebileceğine kadar alır götürür. Yani değerli kardeşlerim, bu rivayetler kitaplarımızdadır. Sıkıntılı, çileli olan, Filistin'in derdiyle dertlenen, gönlü kan olan ve de Ya Rabbi acaba bir gün ümmeti Muhammed'in yüzü gülmeyecek mi? Bu müminler dünyada hiç mi rahat görmeyecekler? Hep böyle mi bizim kanımız dökülecek? Hep biz ağlamaya mı mahkum olacağız diyen değerli kardeşlerime ileride böyle bir Güneş var ki doğacak. Öyle bir ufuk var ki böyle bir ufuk var ki aydınlanacak. Böyle bir gün var ki bütün ümmeti Muhammed'i huzura ve sükûne kavuşturacak. Onun müjdesini vereyim arzu ettim size. Umuyorum ki umuyorum ki dinledikleriniz sizi sevindirmiştir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretleri hakkımızda hep hayırlar takdir buyursun. Yarınımızı bugünümüzden hayırlı kılsın. Dediğim gibi sebepler sanki hazırlanılıyor. Bir zamanlar büyüklerden bir zat e, bir, bu konuda e, konuşma yapmış da... Mehdi belki bugün hemen gelebilir ama... Müminler daha ona yardım edecek manevi seviyeye, kulluk seviyesine ulaşmadılar demiş. Değerli kardeşlerim, sözün sonunda rica ediyorum. Başta kendi nefsime söylüyorum, sonra siz değerli kardeşlerime. İslam gayret dinidir, çalışma dinidir, fedakarlık dinidir, kardeşlik dinidir, dostluk dinidir, feragat dinidir. Sayınız böyle sonsuza kadar... Elimizden geldiği kadar en güzel kulluğu yapmaya çalışalım. Birbirimizi sevelim. Birbirimize muhalefet etmeyelim. Şimdi birbirlerine çürük vesilelerle muhalefet edenler böyle güzel günler geldiği geldiğinde fevkalade utanacaklar, mahcup olacaklardır. Yani Hani geçen hafta arz etmiştim ya o bizden değil, o şöyle, o böyle, o onun tarikatı başka, onun partisi başka. O şu onlar çok mahcup olacaklardır. Çünkü artık rivayetlere göre o günde mezhepler bile kalmayacak. Yeryüzü ayrı bir nur ve bereketle dolacak. Cenab-ı Hak Hazretleri hakkımız, hakkımızda en güzel hayırları nasip etsin diye dua ediyorum. Yarınımız bugünümüzden hayırlı olsun diye yine Rabbime iltica ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayırlı olsun değerli kardeşlerim.